Ankara'dan mutlu akşamlar değerli izleyenler. Çok önemli bir özel röportajla karşınızdayız. Bugün 13 yıl boyunca MİT başkanlığı yapmış ve şimdi Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Sayın Hakan Fidan konuğumuz olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la böyle zorlu ve zorlayıcı bir dünya gündeminde, konjonktüründe hem bölgemizdeki durumu, hem sınırlarımızın ötesini hem de daha fazlasını konuşacağız. Kendisinin MİT başkanlığı dönemine o 13 yıla ilişkin çokça soru var. Bugüne dair ve bundan sonraki sürece dair çokça soru var. Kimler bize eşlik ediyor bugün? Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve akademisyen Abdullah Ağar ve gazeteci Ferhat Ünlü ve ben Deniz Sena Alkan soracağız. Sayın Bakan Hakan Fidan yanıtlayacak. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Çok teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiğiniz ve katıldığınız için çok mutlu olduk. İzninizle ben ilk soruyla başlamak isterim. Şöyle ben uzun yıllar Ankara'da diplomasi muhabirliği yaparken siz de o uzun yıllarda MİT başkanlığı yaptınız. Yeri geldi Cumhurbaşkanlığı kabinesinde biz kendi aramızda Ankara'da muhabir arkadaşlarla Hakan Fidan'ın sesini duydun mu diye böyle sohbet ederdik. 13 yıl boyunca çok ketum olmanızı gerektiren bir görevi yürüttünüz. Şimdi ise bir kürsüden Türkiye'ye ve dünyaya seslenmenizi gerektiren Dışişleri Bakanlığı görevindesiniz. Merak ederim, kamuoyu da merak eder. İlk görevi devraldığınızda Hakan Fidan'ın sesi diye haberler çıktığını hatırlıyorum çünkü. Alıştınız mı? Hangisi daha zorlayıcıydı sizce? Ya, öncelikle çok teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için. Ekranları başındaki seyircilerimize de iyi akşamlar diliyorum buradan. Tabii sorduğunuz soruyu zaman zaman soran başka arkadaşlarımız da oluyor. Hangisi daha zor, daha kolay, farklı diye. Ben şöyle düşünüyorum. Yani küçüklüğümden beri, ilk aklımın erdiği yıllardan beri ben hani Türk Milli Güvenlik Sistemi'ne bir bütün olarak bakmaya hani odaklanmış biriyim. Yani bunun askeri, istihbari, diplomatik birçok ayakları var. Bu bütünlüğün içerisinde bir yerde görev almak, bulunmak her zaman için yani görev aldığım cüzü değil de hep bütünü düşündüğüm için çok fazla bir şey fark ettirmiyordu benim için. Ama burada tabii bu şu demek değil, bütün milli güvenlik disiplinlerinin alt dallarının kendine has özellikleri var, yani askeri, istihbari, diplomatik konuların. Burada Dışişleri Bakanlığı'nda tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan farklı olarak daha stratejik konuların, politika yapımına ilişkin, politika yönetimine ilişkin konular içerisinde yer alıyorsunuz. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndayken ağırlıklı olarak operasyonel konular tabii gündeminizi oluşturuyordu. Terörle mücadele konuları, kontrespiyonaj konuları, stratejik istihbarat toplama. Özellikle dış istihbarat yönelik bizim orada topladığımız bilgiler, yani Dışişleri Bakanlığı'nda biraz daha hani politikaya dönüştürülmesi gereken bir yapıdaydı. Ben şimdi orada bilgi toplayıp gönderen durumdayım. Şimdi o bilgiyi kullanan bir makamdayız. Biraz fark da burada. Tabii Dışişleri Bakanlığı'nın şöyle bir özelliği var. Anayasal sistemimizle dış politika vizyonunu Cumhurbaşkanımız belirliyor. Yasayla da bu belirlenmiş vizyonu uygulama ve koordine etme görevi Dışişleri Bakanlığı'na verilmiş durumda. Tabii burada bu koordinasyonu yaparken, uygulamayı yaparken kapalı ve açık kaynaktan çok fazla bilgiye ihtiyacınız var. Ve dış politika araçlarını da çok ciddi şekilde koordine etmeye ihtiyaç var. Bu perspektiften bakılınca tabii zihinsel olarak, stratejik olarak, perspektif olarak Dışişleri Bakanlığı'nın yükü ve sorumluluğu biraz daha ağır. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da operasyonel yoğunluğumuz oldukça fazlaydı. Herhalde bu kısa cevap bir başlangıç olarak yeter. Dışişlerinin yükünden bahsettiniz. Bu belli ki bayram boyunca da sürmüş bir yük gibi görünüyor. Bir bayram diplomasisi gördük çünkü biz. Bilmiyorum bayram yapabildiniz mi, ailenizle bayramlaşabildiniz mi ama Çin, Rusya, İsviçre pek çok noktada temaslarınız oldu. Bayram sizin için nasıl geçti bilmiyorum. Yoğun geçti zannederim. Bayramın birinci veya ikinci günü zaten şey vardı, biliyorsunuz İsviçre'de Ukrayna Barış Konferansı vardı. Cumhurbaşkanımız oraya görevlendirmişti, oradaydım birinci gün. İkinci gün döndüm, iner inmez de zaten havalimanından direkt annemin elini öpmeye gittim. O bekliyor çünkü, gitmezsem olmaz. Kardeşlerim, yeğenlerim, herkes orada. Bayramda da buradaydım. Üçüncü, dördüncü gün yani akrabalarla, arkadaşlarla yani klasik bayram yaptık. Daha sonra yine mesaiye hemen başladık. Ama bayram esnasında da tabii uluslararası ilişkilerde olaylar durmuyor. Sürekli telefonlar, olaylar, krizler, koordinasyon sürekli bir mesai gerektiriyor.
Ama bir yere gitmedim. Bayramda buradaydım. Buradaydınız. Ankara'daydım. Ankara'da. Ailenizle beraber evet. geçirdiniz. Efendim ben izninizle bu son dönemde yaptığınız iki kritik ziyaret vardı. Biri Çin, biri Rusya'ydı. Rusya'da BRICS toplantısına katıldınız. Tabii bu son dönemlerde Türkiye'nin BRICS'e üye olup olmayacağı merak konusu. Türkiye BRICS'e üye olur mu ya da olacak mı? Eğer ki olursa bu bir eksen kayması olarak değerlendirilebilir mi? Siz nasıl bakarsınız buna? Böyle değerlendirenler de var o yüzden. Doğru bunu bu şekilde görenler var da biz tabii yani özellikle Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde uyguladığımız dış politikada eksen kayması diye bir konuyu gündemimizden çıkartalı çok oldu. Yani neden şöyle? Biz yani kendi değerlerini, kendi önceliklerini, kendi istediklerini, stratejik hedeflerini bilen bir ülkeyiz. Evet. Yani bunu da hayata geçirmede çok şükür bir yeterliliğimiz var. Bu böyle olunca yani bizim kendi menfaatimiz, ilkelerimiz, duruşumuz nerede? Onun arayışı içerisinde olacağız. Bu tabii uluslararası yükümlülüklerimize, uluslararası anlaşmalara, ait olduğumuz ittifaklara, muhataplarımız bağlı olduğu sürece bağlılıklarımızın devam etmesiyle de kayıtlı olan bir konu. Biz BRICS meselesine bakarken özellikle alternatif ekonomik platformların dünyada nasıl şekillendiğini, pazarların nasıl oluştuğunu çok yakından takip etme durumundayız. Biliyorsunuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üyeyiz, kurucu ülkeyiz. Evet. D8'in kurucu ülkesiyiz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda önemli bir aktörüz. Yani buna benzer platformların yabancısı değiliz. BRICS'i farklı yapan biraz daha süper güç pozisyonunda olan işte Çin'in, Rusya'nın orada olması. G7'ye alternatif gibi mi Sayın Bakan? Yani parça. G7 tabii aslında biraz daha G7'de de biz biliyorsunuz geçen hafta bir önceki hafta Cumhurbaşkanımız oradaydı. G7 daha fazla siyasi konuların aynı stratejik hedefleri, aynı medeniyet alanı düşünen ülkelerin bir araya geldiği aşağı yukarı bir yer. BRICS ise biraz daha o noktada ekonomik amaçlı başlamış bir platform. Yani bir kural temelli, yapısal bir hali yok. Tabii Latin Amerika ülkesi de var, Hindistan'da var yani. Yani BRICS'in biraz da diyelim Avrupa Birliği'ne nazaran farklı bir güzel tarafı da çok bütün medeniyetleri, ırkları, dinleri içerisinde barındırıyor olması. Yani güzel bir platform. Bu platform tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi kendisini biraz daha yapısal hale getirebilirse, kurumsal bir yapı kurumsal hale dönüşebilirse yani bir ciddi fayda üretir. Bizim buradaki yani bulunuşumuz, arayışımız, ilişkilerimiz, diyaloglarımız yani son derece normal. BRICS üyesi ülkelerle de ikili ilişkilerimiz zaten bizim iyi düzeyde evet. tutmaya çalışıyoruz. Yani özellikle ekonomik alanda. Biliyorsunuz bizim dış ticaret hacminin en yüksek olduğu iki ülke Çin ve Rusya arka arkaya işte aşağı yukarı 50'şer milyar dolar BRICS üyesi. Yani buralarda özellikle neler konuşuluyor, dünyadaki ekonomik gidişata nasıl bakılıyor, gelecek vizyonu nedir, siyasal ve jeostratejik bölünmelerden, tartışmalardan ne nasıl etkileniyor bunu anlamak durumundayız. Onun için yani ülkemizin dış politika rotasını daha sağlıklı yürütebilmemiz için. Bu çerçevede bakmak lazım. O zaman biz değerlendirme sürecindeyiz BRICS ile ilgili. Öyle anlıyorum ben. Yani bir nihai karar ya da kesin bir karar söz konusu değil. Ama ilişkimizi de sürdüreceğiz bir şekilde. Yani ilişkimiz var. Biz görüşmelerimizi, müzakerelerimizi de yapıyoruz BRICS üyesi ülkelerle. Çünkü onlar da şu anda bir evrim sürecindeler. Evet. Yani kurumsallaşmış, her şey donmuş, bundan sonra bu şekilde işliyoruz diyen bir yapı yok. Yani şu anda yani bir gümrük birliği veya ortak bir para birimi, serbest ticaret anlaşmalarının hayata geçtiği bir yer değil. Evet. Bir yani kredi verme sistemi nasıl oluşturulacak vesaire bu konuları biraz çalışıyorlar. Biraz biliyorsunuz kendi aralarında yerel para birimiyle ticaret yaygınlaşıyor. Ve bu bizim de aslında taraf olduğumuz bir konu. Dolar yerel para birimiyle. Olarak. Aslında yani, biraz kurumsallaşma süreçleri devam ediyor. Öyle evet, evet. Yani dolarsızlaştırma konusunda biraz arayışları ve çalışmalar var. Bu da ekonomiden ziyade aslında siyasetin dayattığı bir öncelik olduğu için bu arayış devam ediyor. Aslında jeostrateji ile jeoekonomi çok ciddi iç içe girmişlik içeriyor. Şimdi bu aktörlerin davranışında. Biz tabii hem Avrupa Birliği adaylığı hem diğer ekonomik işbirliği teşkilatlarındaki üyeliklerimiz biliyorsunuz ASEAN'a da diyalog partneriyiz. Yani Asya Pasifik'teki evet. o büyük devasa
ekonomik platforma da daha ileri üyelik için bir başvurumuz da aslında olması söz konusu. Bütün bu alternatif platformları, aslında bunları birbirine alternatif olarak değil, tamamlayıcı olarak görmek lazım. Tamam. Platformları ülkemizin lehine değerlendirme konusunda ciddi bir çalışmamız var. Peki NATO ya da Avrupa Birliği bu konuda Türkiye sıkıntı çıkartır mı? Yani BRICS'e yakınlaşma ya da bu benzer ya kuruluşlara yakınlaşmak açısından soruyorum bunu. NATO ya da Avrupa böyle bir durumda Türkiye bir... BRICS isteğine dair adımlar olduğunda bazı Amerikalı yetkililerden gelen bunun bazı diplomatik yansımaları olabileceğine dair açıklamalar olmuştu. Yani bu noktada NATO üyesi bir ülke ilk defa BRICS üye olmuş olacak eleştirileri. Yani NATO şimdi askeri bir yapı. Yani BRICS üye ülkeleri... Avrupa Birliği'nde de sıkıntı olur mu onu bilmiyorum ama Avrupa Birliği'nde şöyle olur. Yani Avrupa Birliği'nde kural temelli bir işleyiş var. Evet. Yani sizin orada yükümlülükleriniz var. Başka bir yerde bu yükümlülükleri ilga etmeniz gereken bir alana girerseniz o alanı yönetmeniz gerekir. Bu biraz hukuki ve teknik bir konu. Ama yani biz tabii ki Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin seyrinde bugünkü durumda olmasaydık, Avrupa Birliği bu konuda daha ileri adım atma konusunda bir irade koyabilseydi, her zaman dediğimiz gibi sadece ulus üstü değil, medeniyetler üstü bir yapı olma konusunda bir iradesi olsaydı, aslında bizim buradaki belli konulara bakış açımız daha da değişebilirdi. Ama şu anda biz mesela NATO'da bir askeri ittifak konusu var ama ekonomik ittifak alanı bizim için çok fazla aynı şekilde yapısal somut bir hale gelmiş değil. Yani dolayısıyla bu arayışlarımız devam etmek durumunda. Sayın Bakan, ben şunu sormak istiyorum. Rusya bizim dünya literatüründe çok nadir rastlanan bir ilişki geliştirdiğimiz bir ülke. Baktığımız zaman müzakereci işbirliğimiz de var. Mücadeleci işbirliğimiz de var. Hatta çatışmacı işbirliğimiz var. Şimdi bu noktada siz Rusya Devlet Başkanı Putin'le BRICS için gittiğinizde görüştünüz. Rusya Devlet Başkanı sizi kabul etti. Şimdi tabii Rusya şu an Türkiye'nin üye olduğu NATO ülkeleriyle, belki NATO adı kullanılmıyor ama, Ukrayna üzerinden çok sert bir çatışmaya girmiş durumda. Şimdi bunun bir Ukrayna özeli var. Bir de bizim Rusya'yla değişik alanlarda karşı karşıya kaldığımız bazı fotoğraflar var. Örneğin Suriye. Suriye'de çok özgün, sadece Suriye'nin genelinde değil, özgün özel alanlara özgü de geliştirmiş olduğumuz modeller var. Buna bakarak Libya var, Kafkaslar var, hatta Libya meselesi tekrar çok ısınıyor. Şimdi kamuoyu çok merak eder. Hatta Macron'la uzak kenarlarında görüşme yaptığımızda da yakın kenarlarında sizinle görüşme yaptı. Şimdi bu görüşmeyi açıkçası ben de çok merak ediyorum. Orada Rus Devlet Başkanı Putin'le ne konuştunuz? Tabii söylenebildiği kadarıyla. Rusya ziyaretim tabii BRICS toplantısı Nizhny Novgorod'da oldu. Moskova temasları Moskova'da oldu. Bir gün oraya ayırdık. Orada sadece Sayın Putin'le değil, aslında Rus devlet sisteminde jeostratejik konularda önemli olan bütün aktörlerle bir araya geldik. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Eski Savunma Bakanı Sergey Shoigu, yıllardır tanıdığımız birisi. Dış İstihbarat Başkanı Narişkin, yine askeri istihbarat yetkilileri, Dışişleri Bakanı Lavrov, uzun görüşmelerimiz oldu. Ve en sonunda Sayın Putin tarafından kabul edildim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın göndermiş olduğu mesajlar var. Özellikle gündeme getirmesini istediği konular var. Onları detaylıca görüşme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımız da zaten önümüzdeki günlerde kendisiyle muhtemelen Kazakistan'da bir araya gelme ihtimali olacak. Şimdi bizim Rusya'yla şu anda özellikle dediğiniz gibi Suriye alanı fevkalade önemli. İkili işbirliğinde enerji konuları fevkalade önemli. Aynı zamanda yürüyen ticaret hacmiyle ilgili konular fevkalade önemli. Türk firmalarının durumları var. Onlar önemli. Moskova'dayken Türk firmalarıyla bir araya geldim. Onların hepsinin
yani Rusya'da karşı karşıya kaldığı konuları ele aldık. Genel itibariyle Türk firmaları Rusya'da bulunmaktan memnunlar. Ama gündeme gelen bazı konular var. Onu da hani Sayın Putin'le görüşme imkanımız oldu. Ve diğer taraftan tabii Ukrayna meselesi fevkalade önemli. Ukrayna konusunda biz durduğumuz yeri söyledik. Yani Cumhurbaşkanımızın politikasını, vizyonunu biliyorsunuz. Yani özellikle devam eden savaşın bölgeye ve dünyaya maliyeti hala hazırda çok fazla ve daha da vahimi bu risk büyüyebilir, yayılabilir, iki türlü yayılabilir, coğrafi olarak yayılabilir, metodik olarak yayılabilir, nükleer silahlar gündeme gelebilir, başka silahlar gündeme gelebilir. Ben Çin ve Rusya seyahatinde de şunu gördüm. Aslında savaş belki Moldova'ya sıçramadı veya Avrupa'nın başka bir ülkesine sıçramadı ama giderek savaş üzerinde dünyada bölümlenmenin daha da arttığını görüyorsunuz. Yani Çin, Rusya, Kore, İran bunlar artık bir diyalog partneri olmanın ötesinde artık dayanışmaya doğru, daha böyle yapısal bir ortaklığa doğru gidiyorlar. Tabii bu aslında savaşın meydana getirdiği bir yaygınlaşma bu. Ha, bunları gündeme getirdik ve Ukrayna konusunda özellikle barışın esas olduğunu, bu noktada Rusya'nın bir duruş belirlemesi gerektiği konusundaki görüşlerimizi bütün görüştüğümüz muhataplara ilettik. Nitekim iki gün sonra da Sayın Putin ilk defa çıktı. Rus Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı bir görüşmede Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı durdurmadaki şartlarını açıktan madde madde sıraladı. Bu müzakere pozisyonu için hani içeriğinden bağımsız konuşuyorum. Bunu İsviçre'de yaptığım konuşmada da söyledim. Bunu dile getirmesi. Dile getirmesi önemli. Yani bunun karşısına da karşı tarafın başka bir şey. Hani söyleyerek yani olur da olmaz deyip aslında niyetin ortaya konarak gitmesi gerekiyor. Bizim tekrar ediyorum yani en büyük endişemiz Ukrayna'daki savaşın devam etmesi. Yani 21. yüzyıldayız. 500 binden fazla insanın öldüğü, bir ülkenin altyapısıyla ülkesiyle yok olmak üzere olduğu, milyonlarca insanın yerinden edindiği ve savaşın Rusya'nın içine taşındığı bir durumdayız. Yani bu yaygınlaşmayı artık kaldıracak durumda değiliz. Biz bir İstanbul müzakere süreci görmüştük savaşın başında. Sonuçta getirmeye yakındı ama daha sonrasında Rus yetkililerden gelen açıklamalar biraz Batı'nın izin vermediği ve sürecin akamete uğradığı yönündeydi. Halen daha bir zemin görüyor musunuz İstanbul müzakere süreci benzeri bir süreç için? Müzakere süreci için bir zemini her zaman için ben görüyorum. Yani öyle bir zemini var ama bu zemini kullanmak isterler mi? Buradan ilerlerler mi? İşte ona biraz yardımcı olmak gerekiyor. Şu anda ihtiyacın olduğu açık. Ama Avrupa'da şu anda ve Amerika'da kritik seçimler var. Biraz bu seçimlerin beklenmesine biraz yönelik de bir şey var. Gidişat var benim gördüğüm. Senenin sonu dolayısıyla Kasım ayı. Evet. Yani dolayısıyla bir de taraflar barışı veya müzakereyi, diyaloğu ilk dillendire taraf olarak pozisyonlarında bir zayıflık göstermek de istemiyorlar. Hem karşı tarafa hem de kamuoylarına. Çünkü her iki tarafında yoğun bir mobilizasyonu var. Kendi kamuoylarını, kendi taraflarını. Ciddi bir seferberlik var. Ve hatta bu seferberlik biraz daha yapısal hale dönüşüyor. Bazı şu teoriler de var. Diyelim hani Rusya'nın şu anda veya Avrupa'nın girmekte olduğu savunma sanayi ile ilgili adımların dönmeye başlayan kar topu daha sonra durdurulabilir mi? Yani Ukrayna savaşı dursa da artık bu trend bu şekilde devam ederse neler olur? Tabii biz bunları yakından takip ediyoruz. Burada biz her zaman için bu konuda arabulucu olmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Hatta çeşitli şekillerde başka konularda da görüşmelerde bulunuyoruz. Ama dediğim gibi yani tarafların durumunu değerlendirmede de gerçekçi olmak lazım. Biraz Batı tarafı özellikle diyelim Amerika'da, İngiltere'de yapılacak seçimleri bekliyor gibi. Evet, bakalım. Bir şey sormak istiyorum. Burada güvenlik bürokrasinin en üst karar vericileriyle görüştünüz. Ve bir savaş çok kritik bir noktaya evrildi. Amerika Birleşik Devletleri ve kıta Avrupası vermiş oldukları silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiler. Şimdi tabii Rusların bunlarla ilgili pek çok açıklaması var. Hatta en son atom sözlerinin Kırım'da kullanılması ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri tarafını doğrudan suçladılar. Bu konuyla ilgili hissettiğiniz nedir? Yani özellikle onlarla görüştüğünüz zaman mutlaka gündeme gelmiş olacağını değerlendiriyorum. Yani Rusların Rus topraklarında vurulması. Bu konuyla ilgili
anladığım kadarıyla çok sertler. Nasıl bir tepki ortaya koyabilirler? İş, bir taktik nükleer silah kullanması dair önerisler üretebilir mi? Yani bu konularla ilgili nasıl bir yaklaşımları var? Nasıl bir tepki geliştirmiş durumdalar? Yani Rus askeri ve sivil liderler, başta Sayın Putin olmak üzere, baktığınız zaman nükleer silah da dahil her türlü silahı kullanma konusunda tereddütleri olmayacağını defaatle ifade ettiler. Yani savaşın başladığı andaki kullanılan silahlara ve menzillerine bakın, şimdiki kullanılan silahlara ve menzillerine bakın, çok ciddi bir metodik yayılmanın olduğunu görüyorsunuz. Bu bizim tam da ilk başından itibaren uyardığımız, altını çizdiğimiz konu. Noktaya gidiyor. Evet. Yani buradaki devam, savaş devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Bundan kaçış yok. Çünkü her iki tarafta birbirine daha fazla hasar vermek için nitelikli daha farklı silahları, oyun değiştirici daha farklı yöntemleri kullanmak durumunda kalacaklar. Terör altı bile yapılan devrede Sayın Bakan. Yani Aynı her şey devrede. Dolayısıyla proksiler de devreye girdikten sonra bu kıvılcımla başka yerlere sıçrama imkanı var. Karadeniz havzasındayız. Yani ticaretimiz, komşularımız, zaten doğu ve güneyimizde çok ciddi bir istikrarsızlık alanı var. Kuzeyimizdeki istikrarsızlık da bu şekilde pekişirse, zaten güneyimizin, hemen Akdeniz'in doğusunda da devam eden İsrail yüzünden muazzam bir güvenlik sorunu var. Kaotik bir ortam var. Bunların hepsini tabii iyi okumak ve iyi yönetmek gerekiyor. Dolayısıyla Türk diplomasisinin şu andaki birinci önceliği, özellikle bölgesindeki savaşların bir an önce durdurulması yönünde bir çaba var. Yani Cumhurbaşkanımızın da iradesi bu yönde. Suriye'yle ilgili bir gelişme olur mu Ruslar üzerinden, Ruslarla işbirliği içerisinde? Suriye'yle ilgili esas itibariyle yani Rusların da bizim tarafında şu ana kadar başardığı en önemli şey, açık söylemek gerekirse, rejimle muhalifler arasındaki savaşın şu an itibariyle devam etmiyor oluşu. Yani uzun süre çatışması. Evet. Yani karşı, yani Ruslarla bizim özellikle liderler düzeyinde Cumhurbaşkanımızla Sayın Putin arasında varılan mutabakat, daha sonra işletilen süreçler, bizim o dönemden itibaren sonra Astana süreçleri, sonra başka formatlar şu anda bunu mümkün kılıyor. Belki bu en büyük kazanı bu. Tabii biz isterdik ki bu çatışmasızlık dönemini, sessizlik dönemi Suriye rejimi akıllıca değerlendirsin. Anayasal sorunlarını gidermede, kendi muhalifleriyle barışmada, yurt dışına kaçmış gitmiş, göçmüş milyonlarca insanı tekrar ülkesine geri getirmede ve ülkeyi yeniden yapıp ekonomisini canlandırmada bir fırsat olarak kullansın bunca yılı. Fakat biz buradan yeterince istifade edilmediğini görüyoruz. Gerek Sayın Putin'le, gerek diğer Rus meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bunun altını ben çok koyu bir şekilde çizdim. Yani Rus artık bir şeylerin yapılması lazım. Suriye'nin kendisi için yapması lazım bunu. Hani bölge için tabii ki biz kalkınma açısından önemli görüyoruz. Mültecilerin geri dönüşüm açısından önemli görüyoruz. Biraz daha istikrara kavuşmuş, iktidarıyla muhalefetiyle bütünleşik bir hale gelmiş Suriye'nin özellikle PKK terörüyle mücadelede daha etkin bir aktör olacağını düşünüyoruz. Ama dediğim gibi Suriye'de Rusya'nın bulunuşu, İran'ın bulunuşu, İsrail'in sürekli operasyon yapıyor oluşu, çeşitli milis gruplarının bulunuşu biraz daha meseleyi karmaşık hale getiriyor. Bu karmaşıklık içerisinde bizim kendi milli çıkarlarımızı koruyacak şekilde sürekli bir dinamik politika izlememiz önemli. Sayın Bakan, Putin ve Rusya kısmı ile ilgili bir tamamlayıcı sorum olacak. Mart ayında bir ziyaret planlanıyordu. Rusya ile ilişkilerimiz adeta bir dehşet dengesi, soğuk savaş terminolojisiyle söylersek devam ediyor. Ukrayna'ya İHA veriyoruz ama Rusya ile de ilişkilerimiz iyi. Astana görüşmesinden söz ettiniz, ben onu size yöneltecektim ama Putin'in buraya gelişi, yani Türkiye'ye gelişi Mart ayında, bu konuda Dışişleri Bakanlığı olarak bir konu gündeme geldi mi? Putin'in Türkiye ziyaretinin Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde bizim arabulucu olduğumuz, belki de garantör olacağımız süreçte rolü olacağını düşündüğüm için soruyorum. Gelme ihtimalini görüyor musunuz Putin'in Türkiye'ye? Yani biliyorsunuz Sayın Putin'in Türkiye ziyaretini bekliyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın vaki bir davetleri olmuştu kendisine. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmesi söz konusuydu. Ama onların bir seçim süreci oldu. Daha sonra bizim seçim sürecimiz oldu. Bugünlere geldik. Yani önümüzdeki günlerde muhtemelen yine bu konular oturulur, konuşulur diye düşünüyorum. Öyle mi?
Ben biraz Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak, oraya yapılacak ziyaret ve Biden'la görüşmeye geçmek isterim. 9-11 Temmuz'da NATO zirvesinin marjında Washington'da bir görüşme olacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gideceğine dair haberler çıkmıştı ama sonra o ziyaret ertelendi. Burada bizim öncelikli olarak ajandamızda ne vardır Sayın Bakan ve karşı tarafla oturduğumuzda masaya çözülmesini istediğimiz başlıklar çokça fazla, çetrefilli çok konu var. Siz hangilerinde ilerleme sağlanabileceğini düşünüyorsunuz? NATO zirvesini kastediyorsunuz. Evet, evet. 9-11. Evet, NATO'ya çünkü hani Amerika'dayken ikili görüşmeleri evet. de söylüyorsunuz. Washington'da olacak. Yani Washington'daki NATO zirvesi esnasında tabii bizim önceliklerimiz aslında biraz da 2000, yani bir önceki yıl Vilnius'ta şekillenen, ondan önceki yıl Madrid'de şekillenen önceliklerimizin ve politikalarımızın, inşa ettiklerimizin biraz devamı niteliğinde olacak. Burada tekrar hatırlatmak gerekirse bizim için önemli olan ne? Birincisi terörle mücadele konusunda ittifakın özellikle Türkiye'nin de endişelerini anlayacak ve kapsayacak şekilde bir hassasiyet geliştirmesi ve... Aslında Madrid'de girdi terör. Evet. Ama PKK ve YPG olarak girmedi ama... Madrid'de... bunu gündeme getirdik. Vilnius'ta bunu yapısallaştırdık ve özellikle NATO üyesi ülkelerin birbirlerine savunma sanayi ürünlerinde bir kısıtlama getirmemesi gerektiği konusunda da hassasiyetimizin altını çizdik. Bu konudaki beklentilerimiz yine bu şekilde devam ediyor. Çünkü orada yürüyen bir takım hala sorunlu alanlar var. Onların giderilmesi gerekiyor. Büyük ölçüde giderdiğimiz konular var. Giderilmesi gereken konular var. Yine aynı şekilde güney tabanlı tehditlerin yakından gözetilmesi önemli. NATO ittifakı çerçevesinde. Bir de NATO ittifakının tabii üyelerin kendi arasındaki dayanışmasının ben inanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme getirilmesi söz konusu olacaktır. Sayın Bakan, özellikle YPG, PKK terör örgütü üzerinden NATO müttefiklerimizle ilgili aramızda çok büyük bir güven bunalımı var. Bir diğer tarafıyla bahsetmiş olduğunuz işte silah savunma sanayi ile ilgili olarak S-400'leri maske mazeretiyle beraber uyguladıkları bir takım yaptırımlar, F-35 projesinden çıkartılma meseleleri var. Bir diğer tarafıyla da Türkiye'nin jeopolitik değeri var. Şimdi bu noktada geleceği nasıl öngörüyorsunuz? Yani NATO müttefiklerimizle YPG, PKK terör örgütünün artık devreden çıkartıldığı veya etkisizleştirildiği bir süreç gelişecek mi? Türkiye'nin jeopolitik değeri de göz önünde bulundurarak yani bu noktada NATO ülkeleri nasıl bir yaklaşım içerisindeler? Sorunu, bu güven bunalımını çözebilecek miyiz? Yoksa bu şekilde devam mı edecek? Ya bu konuda tabii 2,5 aktif NATO ülke üyesi ülke var. Açık konuşmak gerekirse YPG konusunda problemli olduğumuz. Yani işte Amerika, Fransa. İngiltere, biraz da Fransa. 2,5 tan kastınız mı? Ya biraz da işte Fransa. Amerika, İngiltere ve Fransa. Ama Amerika'nın çok, İngiltere arkasından çok tabii görüntü vermeden oradaki varlığını devam ettirme adına Amerika'nın bulunduğu bütün operasyonlarda o da bulunuyor. O da bu işin içerisinde. Biz her düzlemde bu şeyi söylüyoruz, sıkıntıyı gündeme getiriyoruz. Bunun ittifakın ruhuna aykırı olduğu, Türkiye'nin böyle bir gerçekle artık yaşayamayacağı konusunda mümkün olan en üst düzeyde diplomasiyi devam ettiriyoruz. Şimdi bu konuda tabii sorunu çok açık bir şekilde konuşmak, gündeme getirmek, belli taleplerde bulunmak ve karşı tarafın da yerine kendinizi koyup aslında herkesin ihtiyacını karşılayacak çözümler üretmek fevkalade önemli. Bunu yaptığınız zaman eğer karşı taraf size anlamsız davranıyorsa burada aslında kendi çıkarından ziyade size yönelik kasıt olduğu açıktır. Şimdi önemli olan diyalog ve diplomasi yoluyla bir defa bu aşamaya gelmek. Bu aşamadan sonra ortaya koyacağınız başka politikalar var, başka davranış modelleri var. Ama Amerikalılara, İngilizlere şunu hep söylüyoruz. Sizin terörle mücadelenizde ki hassasiyetin daha fazlasını biz PKK ile mücadelede taşıyoruz. Sınırımızın hemen öbür tarafında. Yani bizim burada herhangi bir pazarlık içerisinde olmamız asla söz konusu değil. Yani bu tehdit kendisi ortadan kendi kendini kaldırana kadar veya başka şekilde kaldırana kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani önemli olan bizim için tehdit olmaması.
Ben belli bir anlayış düzeyine ulaştığımızı düşünüyorum. Yani belli konularda artık konuşmalar başlandı. Çünkü bu konuda karşı tarafın elinde herhangi bir haklı argüman yok. Bunun PKK değildir diyemiyor. Bunların bize karşı organize içerisinde olduklarına ilişkin bir argüman da, olmadıklarına ilişkin bir argüman da geliştiremiyor. Daha önce de bunları hani defalarca konuşmuştuk. Bu konudaki bizim argümanlarımız oldukça güçlü. Ve niyetimizin ne kadar ciddi olduğunu biliyorlar. Cumhurbaşkanımızın bu konuda iradesinin, yani silahlı kuvvetleri sevk ve idare etmedeki duruşunun ne olduğunu da defaatle göstermiş durumdayız. Onun için biz stratejik bir sabırla ve akılla bu konunun karşı tarafın da anlayışıyla artık belli bir noktaya gelmesini ve PKK ile aramızdan çekilmesini istiyoruz. Ben izninizle yaşlı kıtaya, Avrupa'ya geçeyim. Şimdi Avrupa'da son yıllarda aşırı sağ ve ırkçı partiler yükselişteydi. Sonra Avrupa Parlamento seçimleri bunu somut olarak da gördük. Daha da güçlendiler. Hatta bazı ülkelerde iktidar partileri ikinci, üçüncü sıraya düştü. Mesela Olaf Scholz Almanya'da üçüncü parti konumuna düştü partisi. Macron erken seçim kararı almak zorunda kaldı. Belçika Başbakanı istifa etti. Bu yapıdaki bir parlamentoyla Türkiye-AB ilişkileri nasıl yürütülür? Ya da ilişkilerimiz etkilenir mi bundan? Etkilenecekse de Türkiye bunun için yeni bir strateji ya da yeni bir planlama içine girer mi? Bunu zaman zaman biz arkadaşlarla konuşuyoruz kendi aramızda. Yani konuştuğumuz stratejik konulardan biri de bu. AB meselesini çok sistemli bir şekilde konuşuyoruz. Çünkü hep meselenin esasına inmek gerekiyor. Şimdi bu MİT'teyken de biz Avrupa'daki aşırı sağı bir tehdit kategorisinde sürekli hep takip ettiğimiz bir konuydu yakından. Yani tehdit olarak. Burada da artık kendi stratejimize tesir eden bir faktör. O halde böyle yorumluyorsunuz. Size biraz aşırı sağ bir tehdit olarak. Aşırı sağ tabii Avrupa'nın kendisi tehdit olarak görüyor. Türkiye için de tehdit olarak. Tabii şöyle bizim oradaki yani. Zaten geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Dedi ki biz Avrupa'ya muhataplarımıza kaç yıldır raporlar halinde bunun bir tamam. Bu tehditin, bu tehlikenin sizi de hani etkileyeceğini, sizi de yakacağını söylemiştik dedi. Yani biz şimdi yaşıyorlar dedi bu durumu. Tabii tehdit tanımına girdiğimiz zaman yurt dışında yaşayan soydaşlarımıza da tehdit oluşturan hususları da tehdit olarak algılıyoruz. Yani sadece sınırlarımız içerisinde değil. Yani aşırı sağın çok yani sabıkalı bir tarihi var Avrupa'da. Özellikle Türk ve Müslüman kitlelere yönelik. Yani bu gerçeklik ortadayken bizim bunu bu şekilde takip etmemiz fevkalade normal. Ben jeostratejik ilişki açısından baktığımız zaman yani ülkelerle ilişkilerimiz ve AB kurumlarıyla ilişkilerimiz nasıl olur meselesine geldiğimiz zaman aşırı sağın yükselişi kimin için ne ifade ediyor Avrupa'da meselesi tartıştığımızda cevabımız şu. Avrupalılar da bunu zaman zaman soruyorlar bize. Ben diyorum ki Avrupa ülkeleri özellikle merkezi Avrupa ülkeleri Almanya, Avrupa Birliği'nde etkili olan ülkeler zaten Türkiye ile olan ilişkilerinde aşırı sağ hep iktidarmış daymış gibi bir politika izliyorlar. Türkiye'ye karşı zaten öyleler ya. Yani. Zaten öyleler. Çünkü nasıl gerekçelendiriyorlar 2008'den itibaren? Diyorlar ki biz hani Türkiye'ye yani Avrupa'daki medeniyetten farklı şekilde olan bir ülkeyi aramıza alma pozisyonunda olursak burada aşırı sağ güçlenecek. Dolayısıyla aşırı sağ güçlenmesin diye Türkiye'ye ilişkin mesafeli politika. Sen Cumhurbaşkanı'na sık sık bunun için risk kulübü değildir diyor abi. Ve herhalde onun için vurguluyor bunu yani. Yani AB kendisini öyle yapıyor. Yani aksini ispat etme durumunda olan onlar. Yani şu ana kadar ispat etmediler. Yani bu bir biz bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani suçlamadan olanı anlatıyoruz. Şimdi Türkiye ile olan ilişkileri her zaman için aşırı sağ iktidardaymış gibi oldu. Dolayısıyla hani biz zaten burada bazen diyoruz ki kendileri gelseler de bazen onlarla görüşsek. Biraz öyle oluyor sanki. Yani geldiğimiz nokta o. Ama kesinlikle şimdi Avrupa'nın yakın tarihine baktığımız zaman hani Hitler'e karşı, Mussolini'ye karşı, diğer Avrupalı faşistlere karşı savaş vererek inşa edilmiş bir Avrupa var. Tabii. Şimdi o temellerinden tamamıyla tersine dönen bir şey var. Aslında liberal Avrupa neredeyse bitmek üzere gibi yani bu gidişle. Ama biraz da kendisi o şeyi hazırladı. Sonu hazırladı. Yani kendi ilan ettiği değerleri yine kimlik değerli, menfaat değerli kıstı, yok etti. Kendi eleştirisini de yapmadı. Geldiği noktada bugün bunu yaşıyor.
Aşırı sağ da aslında başlı başına tartışılması gereken bir konu. Avrupa aşırı sağ özellikle. Evet. Yani onun kendi içerisindeki problemler, dinamikler gerçekten yakından bakıldığı zaman enteresan açmazları içeren bir şey. Orada da çok ciddi bir zavallılık ve tarihsel trajedi söz konusu. Yani inanılmaz. Yani şimdi kendini meşrulaştırmak için Siyonist olan bir aşırı sağdan söz ediyorsunuz. Tabii. Evet. Geldikleri noktayı büyük aslında, bir ikilem ve çelişki olarak. Kendi ontolojilerine de bir nevi inkar artık yani durumunda kalıyorlar yani. Yani antisemit olmaları ne kadar yanlışsa Siyonist olmaları o kadar yanlış. Ama günün sonunda o ideolojinin menfaatini ayakta tutmak için uluslararası meşruiyeti almak için kendi ideolojisinin köklerine de şey yapabiliyorlar yani. Diğer taraftan bakıyorsunuz Avrupa'daki bir takım değerlerin aşındırılmasından. Biraz aşırı pragmatizm bunu getirdi onlara. Avrupa'daki değerlerin aşındırılmasından. Ben Avrupalı bir sadece liderle bunu konuşuyordum. Yani güçlü de bir yerde. Ya dedim ki ya şimdi acayip bir kafa karmaşıklığı var. Yani bir taraftan işte yani aynı cinsli olanların evliliği problemine karşısınız. Diğer konular var. Avrupa değerler sisteminin, aile sisteminin çöktüğünü, yok olduğunu söylüyorsunuz. Diğer taraftan bunu sizinle beraber savunan değerler dünyasında aslında yakın olan bir Müslüman nüfus var. Onlara da düşmanlık üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Yani bu zihinsel anaforun bir şey olması lazım. Hani göçmen karşıtlığı olmakla göçmenin geldiği medeniyetin karşıtı olmak arasında bir şey çizmeniz lazım. Sınır çizmeniz lazım. Ne ama siz onu yapmıyorsunuz. Kasıtlı ol efendim. Ne derler size böyle deyince? Ne yanıt alıyorsunuz? Cevapları yok. Haklısın diyorlar. Haklısın diyorlar cevapları. Çünkü kendilerini de düşünmediği bir şey. Şimdi siyaset öyle bir şey ki orada. Bu hani parti siyaseti olduğu zaman kestirmeden oy kazanmak için kimlik siyaseti yapıyorsunuz. Kimlik siyaseti yaparken kendi kimliğinizin ne kadar yukarıda, yabancı olanın da ne kadar kötü olduğunu, sizin için tehdit olduğunu söyleyerekten oy topluyorsunuz. Şimdi burada özellikle Türklere karşı, Müslümanlara karşı, İslam dünyasına karşı, Türk dünyasına karşı bir ötekileştirme hareketi aslında Avrupa'nın kendini var ettiği değerler felsefesinin son derece zıt olan hareketler. Ama bir taraftan da hayatın kendisi vaka bu imtihanı nasıl aşacaklar göreceğiz. Yani her ülkenin aşırı sağ ile değişik şeyleri var. Bazen bakıyorsunuz yani onlar da kendi pragmatizmlerini ortaya koyuyorlar. Yani iktidara geliyorlar ama var olan sistemle, Avrupa Birliği ile, NATO ile vesaireyle işte devam ediyorlar birkaç tane. Tehdit olarak değerlendirdiğinizi söylediniz ya Sayın Bakan. Şimdi bakıyoruz Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya. Buralarda aşırı sağın artık yavaş yavaş yayılmaya başladığını görüyoruz. Ve Türk diasporasının güçlü olduğu yerler buralar neticede. Bu anlamda Türkiye'nin bir hazırlığı var mı? Sizin dedikleriniz bende bu soruyu doğurdu. Ne dersiniz? Ya şöyle bizim buradaki en büyük hazırlığımız tehdidin geldiğini görüp bu sorunun tabii o sınırlar içerisinde egemen olan aktörle oturup ya böyle bir konu var ya usulüne uygun bir şekilde anlatmak, konuşmak, takibini yapmak sürekli bu meselenin takibini yapan durumda olmak önemli. Meseleyi anlamak önemli. Çünkü bu konu bazen kamusal siyaseti ilgilendirdiği için hassas da oluyor. Yani muhataplarınız açıktan bazı şeyleri tartışmak istemiyorlar. Kendi siyasal tabanlarından dolayı veya durumlarından dolayı. Ama bu konu çok hassas olduğumuz bir konu. Yani Türklerin, Müslümanların durumu ne olacak Avrupa'da? Ne oluyor? Neler yapılıyor? Sürekli gündelik raporlarımızın üretildiği, yakından hani bak, yani sürekli olaylar oluyor. Konsolosluklarımız sürekli gidiyorlar, geliyorlar, raporluyorlar, bizlere bildiriyorlar. Biz de trendleri görüyoruz sürekli. Hangi ilde, hangi ülkede, ne kadar gidiyor, hangi gerekçeyle gidiyor, nasıl gidiyor? Yani ekonomik zayıflık olduğu anda mı gidiyor? Gerçekten ideolojik şey mi oluyor? Provokasyon mu var? Yoksa seçimlere yakın mı oluyor? Yani birçok faktör var. Yani burada çok şimdi değişik. Vaktinizi almak istemiyorum. Sayın Bakan, bu Avrupa Birliği meselesi açılmışken Sayın Cumhurbaşkanımız İsveç'in NATO'ya alınmasına Türkiye onay verdikten sonra gündeme getirmişti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle ilgili süreci tekrar Sayın Biden destek vereceğini söylemişti. Şimdi tabii ondan sonra Avrupa'da bir tartışma başladı. İşte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmasının Avrupa Birliği açısından sakıncaları ve faydaları üzerinden. Şimdi tabii özel bir ortaklık, özel bir ilişki formu üzerinde bir takım cümleler kuruyorlar.
Tabii sizin en son Çin'e yapmış olduğunuz ziyaret, Rusya'ya yapmış olduğunuz ziyaret, bu ziyaretlerde BRICS'in, Şangay İşbirliği Örgütü'nün gündeme gelmiş olması, acaba Türkiye işte bir farklı alternatifler üretme eğilimi içerisinde mi gibi bir takım cümleler kuruldu. Şimdi bu noktada bir şey sormak istiyorum. Bu şimdi Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin bu jeopolitik anlamda bir takım tercihler üretme potansiyelinin ortaya koymuş olması, Avrupa Birliği'nde bir Türkiye ile ilgili yeni bir sürecin başlamasına sebebiyet verebilir mi? Biden vereceği söylemiş olduğu desteği verebilir mi? Yani bu noktalarda ilişkiler hangi boyutta seyrediyor? Şimdi Avrupa Birliği'nde yani doğruyu söylemek gerekirse sizin çizdiğiniz çerçeveden yani jeostratejik çerçeve üzerinden Türkiye ile ilişkiler ve Türkiye-Avrupa Birliği üyelik ilişkilerinin tamamlanması meselesinde teknokratlarla konuştuğunuz zaman onlar profesyoneller, büyük kısmı bu görüşe yakınlar. Yani Avrupa'nın daha bağımsız, daha kendinden emin bir jeostratejik aktör olması için Türkiye gibi bir aktörle işbirliğine girmesi, beraberliği, üye olması önemli. Hatta Türkiye'nin sadece kendisini değil, beraberinde getirdiği, temsil ettiği dünyanın burada olması, adeta yani daha önce başlatılan Medeniyetler İttifakı kavramının, projesinin burada bir hani somutlaşma meselesi insanlık için de büyük bir fırsat, Avrupa için de büyük bir fırsat. Tabii bu Avrupa Birliği'nde çok rahat tartışılan bir konu değil. Az önce ifade ettiğim gibi yani Avrupa Birliği'ndeki hani siyasal partiler sokak siyasetini daha fazla kimlik siyaseti üzerinden yaptıkları için daha popüler, jeostratejinin jeostratejinin bu türden bir faydasını ve gerekliliğini anladım. Sokak diline indirmeyle aralarında büyük bir şey var. Yani bir problem alanı var. Yani bunu yönetmek biraz problemli. Bütün siyasi demokrasilerde bu alan problemli bir alan tabii ki. Şimdi o açıdan ama sahici bir deneme içine giren var mı? Yok. Yani şimdi o konuda eskiden sahici liderlik gösteren Cumhurbaşkanımızla da arkadaşlık yapmış Avrupalı liderler vardı gerçekten. Ama şimdi Avrupalı liderlerde o şeyi görmüyoruz. Söylem düzeyinde yani. Yani liderlik, öncülük durumunu gösteriyor. Yani farklı bir şey söyleyen yok. Yani herkes ucuz yoldan yani oy alıp iktidarda kalma peşinde. Şimdi yani böyle olduğu için jeostratejik konular öncelik ifade etmiyor. Ama jeostratejik olarak atmadığınız adımların halkın ekonomisini, güvenliğini, sağlığını aslında sokağa daha çok etkiliyor, nasıl etkilediğini de anlatmıyorsunuz. Tabii. Yani halka güvenmeniz lazım, halka anlatmanız lazım bunları. Bunu anlatın. Ama bunu da anlatmadığınız zaman o zaman bugünkü sorunlarla karşılaşılıyor. Yani burada tabii şu anda Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı sorunlardan biri de yani transatlantik yapı içerisinde ne kadar fazla hani Amerika bağımlılığı olacak, ne kadar fazla otonom hale gelecekler ve nasıl gelecekler? Bu mümkün mü? Mümkün olmalı mı? Bedeli nedir? Çünkü sadece Amerika'dan bağımsız hale gelmek, otonom olmak güvenlik manasıyla Avrupa'nın kendi kendine yeterliliği alakalı bir konu değil. Avrupa bir üç şemsiyenin olmadığı bir yerde kendi iç barışını devam ettirebilecek mi? Daha yaşamsal bir sorun bu. En son yani çatış, birbirine çatışma riski var. Savaş riski. Tam o noktada Sayın Bakan, siz Filistin meselesi başladığında 7 Ekim'de, onun öncesinde Şubat 2022'de işte Rusya-Ukrayna savaşı başladığında bu çatışmaların yayılma riskine bölgesel manada bizim periferimizi, çevremizi de kapsayacak şekilde dikkat çekmiştiniz. Sırbistan Başkanı Vučić'in de 3-4 ay içinde bölgesel bir savaş bekliyoruz kabilinden açıklamaları oldu. Bir de sizin o meşhur 7 Ekim'in sonrasında büyük savaş, büyük barış, zihinlere kazınan söyleminiz var. Buradan bakarsak gerçekten harbiden bir 3. Dünya Harbi beklentisi de dahil olmak üzere bölgesel, küresel bir savaş beklentisi içinde olmalı mı dünya? Bizim bu konudaki hazırlığımız nedir? Bence dünya bu senaryoya ciddi almalı, bu tehdidi ciddi almalı. Böyle bir risk var. Bunu biz baştan beri diyoruz. Yani bu bir yani gerçekten hesabı kitabı yapılmış. Evet. Çünkü Gazze'deki katliam, soykırım, yani insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım. Yani insanlığın hatta büyük bir kısmının artık vicdanının belli bir noktada odaklandığı, aynı noktaya, aynı frekansa geldiği bir konu ve bunun karşısında duran bir yapı var, bir grup var. Onlar bile artık durmakta
zorlanıyorlar. Bu yapının bir de Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili bir şeyi var, sorunsalı var. Şimdi bu iki savaş, ondan sonra dünyada olan ekonomik rekabet. Ekonomik rekabetin şimdi birdenbire yapay zekanın beklenmedik şekilde atağa kalkmasıyla teknolojik üstünlük kimde olacak sorusunu çok daha erkene çekmesi. Kimde olacak sizce? Kimde olacak? Bunu tartışalım. Tamam. Uzun tartışalım. Bir konu. Peki. Önemli bir konu. Çok büyük ABD, tartışalım. Çin, Rusya. Çünkü yani bu biraz akışına bırakılmış bir konuydu. Ha. Normal piyasa şartlarında giden bir konuydu. Ama şimdi buradaki kabiliyetin müdahale ortaya çıkarttığı potansiyel o kadar büyük ki, yani bunun üzerinden oyun değiştiricilik mümkün. Ya yapay zeka fark edilemedi mi stratejik olarak? Direkt jeopolitik konusu o. Yani kendi doğal akışına giderken teknolojik olarak birdenbire son bir yıldır acıklı çok hani artık yapay zeka her alanda her şeyde konuşmaya başladı. Bunu hani şunu demek istedim, yani Çin, Amerika ya da ilgili ülkeler yapay zekanın stratejik önemli mi daha yeni anlamaya başladılar? O yüzden şöyle, burada burada onların trajektörü dedikleri, yani bir gidişat vardı. Bu gidişatı herkes görüyordu. Fakat zaman zaman şöyle bir şey oluyor teknoloji tarihinde. Büyük sıçramayı. Yani ChatGPT'nin ortaya çıkartıp kendi kabiliyetini göstermesi her şeyi değiştirdi. Evet. İnsanlar bunu beklemiyordu. Buna ömür biçenler vardı. 5 sene sonra diyenler, 10 sene sonra diyenler, 7 sene sonra diyenler. Daha hızlı gerçekleşti yani. Daha hızlı gerçekleşti. Şimdi daha hızlı gerçekleşince hazırlık yoktu. Hazırlıksız yakalandı herkes. Şimdi bir de bunun üzerine yapay zekayı tabii hayata geçirmenin yolu yüksek kapasiteli şeyleri geliştirmek. Mikro işlemcileri. Şimdi grafik tabanlı mikro işlemcileri işte geliştiren firma Nvidia birdenbire dünyanın en değerli şirketi oldu. Artık bütün Big Tech patronları gibi Nvidia'nın patronu da artık çıkıp felsefe ve insanların geleceğiyle ilişkili konular anlatıyor da yani 3 aydır. Tabii. Yani 3-4 trilyon dolar kategorisine çıkınca o da bunu yapmaya başlıyor. Şimdi bu biraz dolayısıyla küresel firmalar da bir aktör değil mi Sayın Bakan? Ulus devletlerin yanı sıra savaş riski bağlamında büyük konuşuruz. Evet. Belli olanlar büyük bir aktör. Gazze başlığına hazırlık oradan ben yine merak ediyorum da hazırlıksız yakalandılar ve şimdi herkes bir an önce pozisyon alıp o açığı kapatmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Öyle ve yani. Yarış da orada ortaya çıkacak. Aslında yani. Hani teknoloji üstünlük de orada anlaşılacak. Yani insanlar bir kırılmayı kuantumda bekliyorlardı. Kuantum gerçekleşmedi. O biraz daha yavaş gidiyor. Yani kuantum bilgisayarlar hayata daha erken geçerse aslında şimdiki bilgisayar teknolojileri yani ikili tabanlı bilgisayar teknolojileri ve mikro işlemciler yarı iletkene dayalı mikro işlemciler şeyden çıkacaklar. O zaman Trendsen'in filmi gibi olur. Sayın Bakan, yavaş yavaş sizin böyle teknolojiyle ilgili olan da yanınızı da keşfetmek yani, istedik. Herkes onu bekliyordu. Şimdi olmayınca burada tabii onu şimdi çıkarttıkları zaman yapay zekayla birleşince başka bir şey olacak. Evet. Gazze başlığına geçeyim, sonra FETÖ başlığıyla da ilerleyelim isterim. Gazze'den sizin ya büyük bir savaş buradan ya büyük bir barış sözünüzle beraber çok konuştuğumuz bir başlıktı. Ama Gazze'de biz ateşkesi çok uzun süredir göremiyoruz. Ve artık oradaki katliam soykırım boyutuna ulaştı. Bunu BM yetkilileri de açık açık söyler herhalde. Sayın Bakan, burada sorun nerede? Bu tıkanıklık neden aşılamıyor? Hamas mı ayak diretiyor Batı'nın söylediği gibi? Yoksa Netanyahu mu zamanı oynuyor? Bir yandan da bunun sıçrama riskinden siz de bahsettiniz. Mesela Lübnan üzerinden acaba İsrail'in bir saldırı planı mı var derken Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de sürece dahil olabileceğine dair açıklamaları Nasrallah'tan gördük. Ne dersiniz bu iki başlık için? Şimdi başından beri altını çizdiğimiz bir gerçeklik var. O da Netanyahu hükümeti liderliğindeki İsrail sisteminin Hamas'ı bahane ederek Filistin direniş hareketini tamamıyla yok etmek ve yıllardır devam ettirdiği işgali meşrulaştırmak ve kurumsallaştırmak üzere kurduğu bir politika var. 7 Ekim olaylarından sonra bunu kendi menfaatine çevirmek için sistemli bir savaş planı ortaya çıkardı ve bu savaş planı sonuna kadar uyguluyor. Avrupalı devletler ve Amerika
İsrail'in bu politikasını durdurmada, bırakın bir şey yapmayı, desteklemek konusunda çok şey yaptılar. Fakat şimdi dünyanın geldiği noktada özellikle iki devletli çözüm, savaşın durması, insani yardımlar meselesi fevkalade önemli bir noktaya geldi. Fakat devam eden katliamın hala bu şekilde devam ediyor olması ve insan uluslararası sistemin buna bir şey yapmamış olması şu anda insanların tahmininin çok çok ötesinde büyük fay kırılmalarını ve daha sonra göstereceği, etkilerini göstereceği bir realiteyle karşı karşıyayız. Sosyal ve siyasal oluşların şöyle bir doğası var. Yani her zaman için sizin görmek istediğiniz sebep-sonuç ilişkisiyle ilerlemiyor konular. Burada bir olay oluyor, bir etki oluşturuyor. O etki dalga dalga başka konularla etkileşime girerek başka yerde, başka bir oluşa geçiyor, başka bir etkiye dönüşüyor. Gazze'deki bu savaş ve dünyanın buradan bölünmesi ve büyük çoğunluğun Filistinlerin yanında yer alması dünyadaki mevcut sistemin gidişatı açısından da fevkalade önemli bir konu. Yani bunun altını çizmek lazım. Şimdi biz her zaman için buradan bir savaş, büyük bir savaş ve barış çıkabilir ifadesini kullandık en başta. Eğer iki devletli çözümü Amerika ve Avrupalılar da arkasında durarak bir an önce dayatıp İsrail'e dur, senin artık bundan sonra başkasının toprağını çalmayla işin yok, güvenliğini istiyorsan toprak çalmayı bırak, bıraksının ötesinde başka bir devlet ne yapıyorsa yapsın, Filistinlerin devletinin kurulması konusundaki çabalara destek vermesi gerekiyordu. Bu olsaydı muazzam bir barış çıkardı. Yani Orta Doğu'da artık İsrail devleti, Filistin devleti, Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların, herkesin barış içerisinde yaşadı. Zaten bölgede varlık var, petrol var, doğal gaz var, yapılmış muazzam altyapı yatırımları var. Bunlar alır başını giderdi. Ama bu böyle olmadı. Dolayısıyla büyük barış aşaması maalesef geçildi diyebilir miyiz, yoksa hala şansımız var mı? Yani şöyle, yani tehdidin yaygınlaşması, şu anda savaşın yayılıyor olması büyük bir sıkıntı. Şimdi Kıbrıs meselesini gündeme getirdiniz. Yani bu şunu gösteriyor. Yani Hamas'la ilgili öncelikli askeri hedeflerinin gerçekleştirildiği bir noktada İsrail'in bir sonraki düşman kategorisine soktuğu Hizbullah'a saldırmak için Lübnan'a yönelik bir askeri operasyon düzenleyeceği varsayılıyor sürekli. Kıbrıs'ı da şey yaptı. Güney Kıbrıs Rum kesimi olarak. Şimdi orada enteresan bir konu var. Biz Güney Kıbrıs'la ilgili belli aktörleri... Sayın Bakan, çok izninizle bir reklama gideyim. Sonra Güney Kıbrıs'la olan başlığı bize detaylıca açarsanız çok sevinirim. Reklam zamanımız da gelmiş çünkü. Bir reklama gidelim değerli izleyenler. Dönüşte buradayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la özel röportajımız devam ediyor. Bir reklam arası vermiştik. Sayın Bakan, Gazze başlığında kalmıştık. Özellikle Lübnan üzerinden bir saldırı olma ihtimali ve Güney Kıbrıs'a yapılan açıklamalar, dönük açıklamalar. Ne dersiniz? Buyurun lütfen kaldığınız yerden devam ediniz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi yani burada büyük bir yayılma tehdidiyle, tehlikesiyle, riskiyle karşı karşıyayız. İsrail'in soykırımı devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Biz bunun altını baştan beri çiziyorduk ve şimdi de özellikle Lübnan'ın gündeme gelmesi, Lübnan'daki aktörlerin Kıbrıs Rum kesimini tehdit etmesi, bunlar artık bu işin bir habercisi. Daha önce de biliyorsunuz Husilerin devreye girmesiyle Kızıldeniz'de bir yayılma söz konusu oldu. Suriye alanında devam eden belli operasyonlar, çatışmalar var. Şu anda bunlar düşük yoğunluklu giden çatışmaların büyük bir savaşa ve başka aktörleri de içine çekmesi söz konusu. Kıbrıs öznesinde, özellikle Kıbrıs Rum yönetimiyle alakalı biz Avrupalı aktörleri ve bölgesel aktörleri baştan beri uyarıyoruz. Yani buranın ki Avrupa Birliği üyesi. Tabii operasyon merkezi haline dönmüş olması. Evet. Yani 7 Ekim'den sonra İsrail'in başlattığı ilk operasyonlardan sonra biz Güney Kıbrıs Rum kesiminin özellikle
Gazze'ye yönelik operasyonlarda belli ülkelerin kullandığı bir üs olmasını yani istihbari raporlarla hep görüyoruz. Yani orada istihbari uçuşların, askeri uçuşların sürekli yapıldığı Gazze'ye yönelik. Bunu gündeme getirince biz birdenbire burayı lojistik üs ilan ettiler. Gazze'ye yönelik. Aslında biz o zaman dedik yani bu lojistik üs operasyonu oranın aslında bir askeri üs olma özelliğini gizleyen bir faaliyet haline açıkçası dönüşmüş oldu. Yani buranın ve Yunan adalarının Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması ne Kıbrıs Rum kesimine ne Yunanistan'a şeyi olmaz, faydası olmaz. Yani bizim tavsiyemiz Yunanlara da söyledik, buralardan bu işlerden uzak durması. Çünkü Orta Doğu'daki devam eden savaşlara bu şekilde siz müdahil olduğunuz zaman, taraf olduğunuz zaman bu ateş gelir, sizi de bulur. Zaten biz de aynı coğrafyadayız. Gelir bizi de bulur. Dolayısıyla biz ilk başta veriye dayalı gördüğümüz, gözlemden çıkardığımız sonuçları ilgili muhataplara iletiyoruz. Bundan da çekinmiyoruz. Onlar da dediğim gibi farklı şeyler içerisindeler ama bölge aktörlerinin şunu görmesi lazım. Yani orada bir çok ciddi askerileşme var. Yani onun önüne geçilmesi lazım ki bölgede buraya yönelik bir şey gelmesin. Bakan, buyurun yavaş yavaş da 13 yıllık MİT başkanlığı dönemine giriş yapalım isterim. Sizin, buyurun Ferhat Bey. Selam Hanım, teşekkürler. Şimdi tabii sizin diplomasi işte doktora teziniz, istihbarat yüksek lisans teziniz zaten uzun yıllardır iki işle de iştigal ediyorsunuz. İstihbarat noktasına geçersek çünkü kamuoyunun çok cidden merak ettiği noktalar var bu hususta. Bilhassa Fethullahçı terör örgütüyle mücadele bağlamında ve bu işin işte yapay zeka dediniz, siber istihbarat boyutu, BILOG. Kamuoyunu aydınlatmak açısından iki cümleyle bu sanki bir kasa kilidi gibi. Aslında kasa ele geçirilmişti BILOG 2015'in Aralık ayı itibariyle hatırladığım kadarıyla 27 Aralık ya da 26 Aralık olmalı. Ve o aşamadan sonra FETÖ'nün başka bir program kullanmaya geçtiğini görüyoruz. BILOG'un çökertilmesi, daha doğrusu önce ele geçirilmesi ve ondan sonra içindeki verilere ulaşılması istihbari anlamda bir hazine olarak görülebilir mi? Ve bunun FETÖ ile mücadelede MİT başkanlığı döneminizde bir büyük bir sıçrama, devrim olduğunu düşünüyor musunuz? BILOG'un deşifre edilmesi FETÖ ile mücadelede bir dönüm noktası esas itibariyle. Onun altını çizmek lazım. Çünkü BILOG'un deşifre edilmesiyle FETÖ bir hayalet örgüt olmaktan çıktı. O zamana kadar etrafta ona FETÖ'cü, buna FETÖ'cü, şöyle bu. Çünkü bu FETÖ örgütü mensupları bir istihbarat servisi gibi. Herkesin bir FETÖ'ye aidiyeti var. Bir de toplumda adapte ettikleri, yüzlerine taktıkları bir maske var. Bir kimlik var. Ve on binlerce insanın böyle yaşadığını görüyorsunuz. Ve insanlar böyle yetiştiriliyorlar. Hiç kimse kendisi değil. Bir şizofrenik hayat süren bir zombi sürüsüyle karşı karşıyasınız. Ama bunu da muazzam bir disiplin içerisinde yapıyorlar ve belli bir amaca yönelik hiçbir sorgu olmadan. Şimdi bu yapısallığı keşfettikten sonra şimdi örgüt liderinin 2014'teki olaylardan sonra kendi sesini, bu işte petrol rafinerisi yaptığı, işte ananas hediyelerinin gönderildiği, evet, o süreç. Efendime söyleyeyim, kendi mahrem imamlarının insanlara talimat verdiği telefon kayıtları medyaya düşünce birdenbire örgüt artık normal telefonla haberleşmeyi bıraktı ve internet tabanlı haberleşmeye geçti. Tabii internet tabanlı haberleşmeye geçince bir şey yaptı. Bunu örgüt mensupları arasında yaygınlaştırdı. Önceki normal muhabere sistemlerinde normal telefon kullanırken daha farklı bir yöntem izlerken burada artık herkese bunu verdiler. Çünkü bunun inanılmaz derecede güvenli olduğunu düşünüyorlardı. Gerçekten de yani siber konulardan anlayanlar bilirler. 2-3 arasında yapılan dijital kodlama kırılması mümkün değil. Yani mevcut şeylerle. Bir dijital kale olarak görüyorlardı bir yerde. Kırılması mümkün değil. BILOG meselesi ilk ortaya biz bunu istihbar olarak aldığımızda insan kaynaklarından böyle bir şeye geçtiklerinde arkadaş özel bir birim kurduk bunun için. İnsan kaynağı dediniz belki yani. İnsan istihbaratıyla aldık. Böyle bir program kullanılıyor. Dedik ki buna yönelik özel bir teknik birim kurdum. Başındaki arkadaşa da yetkilendirdik. Varını gücünü buraya harca ve gel. Bir müddet sonra geldi ki efendim dedi, yani bunu dedi bizim çözmemiz imkansız.
ben de dedim ki yani bir insanın ürettiği bir şeyi başka bir insanın kırması imkansız değil. Bunun için sadece gerekli miktar kaynak, zaman ve insana ihtiyaç var. Sen bunlardan ne istiyorsun? Bana onu söyle. Geri kalanını yaparız. Ve nitekim onlar başka bir yöntemle bu işi mümkün hale getirdiler. Tabii madalya falan aldılar sonra o çocuklar. Yani bundan dolayı ve Baylok çözüldüğü zaman görüldü ki aslında FETÖ birdenbire hayalet o örgüt olmaktan ortaya çıktı. 2016'nın ilk aylarından itibaren de sadece buradaki örgüt mensuplarının kimlikleri değil, haberleşmeler deşifre edildikçe planlar vesaire. Haberleşmeler, planlaşmalar, kimi işe sokuyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, muazzam bir şey oldu. Bizim bulduğumuz oradaki verileri daha sonra biz İçişleri Bakanlığı ile paylaştık. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bilgilendirmiştik Cumhurbaşkanımız arz ettikten sonra. Ankara Emniyeti'nde büyük bir grup kuruldu. Sağ olsun o arkadaşlar gerçekten organize suçlardaydı. Ben yanlarına da gittim birkaç defa. Gece gündüz onların içeriklerine 2016'nın bakarak. 2016'nın başında. Evet. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan önce. Ama o daha sonra Baylok'tan istifade etme yıllar boyu sürdü. Peki örgüt ne zaman fark etti Baylok'u sizin keşfetinizi ve sızdığınızı için? Örgüt ne zaman fark etti? Çünkü örgüt, o mahremiyetleri kalktıktan sonra örgüt muazzam bir biz bu bilgiyi alıp Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Daha sonra kurumlar arası bunu istihbarat paylaşımı gereği bir an önce ben hani istiyorum ki bir an önce bunu sisteme sokalım. Sistem şeye reaksiyon göstersin örgüte. Biz bunu sistemdeki paydaşlarımızla paylaştığımız anlar oradan sızdı. Örgüte hemen gitti. Sızdı. Düşünün devlet içinde yani ne kadar süre bu? 2 ay, 3 ay bir yani işte paylaştığımız anlar itibaren. Zaten Sayın Bakan, haberdar. Yani Mart 2016 itibariyle zaten diğer programa geçtiler bildiğimiz tabii kadarıyla. Dolayısıyla 2016'nın başı oluyor. Stratejik olarak bu paylaşılmasaydı ne olurdu yani ilgili kurumlarla? Şöyle yani bunu polisle ve adliyle paylaşmanız lazım ki sistem içerisinde yani gereği yapılsın. Yoksa sadece yani şimdi biz sonucu olmayacak. Silahlı kuvvetlerdeki unsurları aldık, oradan adam attık. Silahlı poliste adam var, efendime söyleyeyim hakimlerden var. Diğer kritik kurumlarda olanlar var. Bazı kurumlardakileri zaten onun içine sokmamışlar bile. Onlar için başka haberleşme kümeleri ve usulleri, ihtasları var. Bazıları o kadar hassas ki hiçbir şey kullanmıyorlar. Sadece yüzde insan fiziksel temas ve arada onları yöneten bir mahrem imam oluyor. Onlarla da ayrıca yıllar boyu üzerine yoğunlaşarak çalıştık. Yani örgütün deşifre edilmesi ve mahrem yapısının özellikle sistemden söküp atılması inanılmaz derece odaklı ve yoğun bir çalışma gerektirdi. Çok şükür yani Allah yardım etti. Cumhurbaşkanımızın da muazzam bir iradesi var o konuda. Hiçbir şey yapmadan hep arkamızda durdu. Ona odaklanarak gittik yani. Onun için Baylok örgütü hayalet örgüt olmaktan çıkarttık. İnsanların gözünden somutlaştırmada çok önemli bir operasyon oldu. Sizin 13 yıllık MİT başkanlığı döneminize dair en çok konuştuğumuz başlıklardan biri de siz FETÖ'nün direkt olarak hedef aldığı isimlerden birisiniz. 7 Şubat 2012'de ifadeye çağrılmanız. Ben şunu merak ederim. İfadeye çağrıldığınızda ne hissettiniz? Cumhurbaşkanı ile bir görüşmeniz oldu. Kendisi size ne söyledi ve şayet gitseydiniz ifade vermeye sizce ne olacaktı? Nasıl bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık? Yani 7 Şubat'ta yani örgütün aslında sisteme yönelik niyetlerini operasyonel, büyük bir operasyona geçirdiği bir ilk hamlelerden biri oldu. Daha önceki hamlelerini başka merkezlere yaparken burada bu sefer yani Başbakanımız tarafından atanmış, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış bir bürokratın hedef alınması, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı yöneten şahsın aslında niyetini belli ediyor. Yani ondan önce biz atandığımızda zaten İsrail tarafından muazzam bir hedef alınmamız vardı. O dönemin Ehud Barak dahil herkes bizi hedef iddiası etmişti. Onlar konuşmayı bırakınca bu sefer FETÖ'cüler bu işi ele aldılar. Evet. Onlar şunu görüyorlar ya artık bizim sistemde onların emniyet istihbaratta ve diğer yerlerde oluşturmaya başladıkları o imparatorluğa artık göz yummayacağımızı, buradaki gidişatımızı gördüğümüzü, yani devlette bir paralel yapının asla var olmayacağı meselesindeki hassasiyetimizi biliyorlardı. Yani Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyetini. Daha önce de bir yerde ifade etmiştim.
28 Aralık'ta Milli Güvenlik Kurulu vardı, 2011'de. O zamana kadar dönemin Başbakanlık Müsteşarı Efkan Bey ile sağ olsun, yani o da çok ciddi bir devlet adamıdır. Yani gerçekten bu konularda son derece cesur, inanılmaz derecede vatansever bir insan. Onunla bizim yakın mesaimiz vardı. Yani o da şüpheleniyordu. Etraftaki FETÖ'cülerin durumundan dolayı biz hani daha böyle hani mahrem götürüyorduk konuları. Dedi ki yani o Cumhurbaşkanımız, yani Milli Güvenlik Kurulu'na gittiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın konutunda ve evinde şey yapalım, kontrol yapalım. Biz 28 Aralık'ta... Böcek araması yapılacaktı. Evet, 28 Aralık'ta böcekleri bulduk. Bu böcekleri bulmamızdan hemen sonra örgüt tabii şunu gördü. Kendileri deşifre oldular. Fakat Cumhurbaşkanımız gerçekten üstün niteliklere sahip bir yani savaş yöneten komutan. Onu açıklamayı ve ona yönelik tedbir geliştirme ile ilgili düşünceyi kendi bir stratejisine bıraktı. Biz bunu tespit ettik, yapanları ortaya çıkarttık, istihbari çalışmalarla önüne dosyayı koyduk. Örgüt ondan sonra kendisinin deşifre olduğunu anlayınca bu sefer Milli İstihbarat Teşkilatı'nı itibarsız hale getirmek için, değersiz hale getirmek için kendi elinde tuttuğu PKK ile ilgili bir takım dosyaları, ki bu dosyalarda enteresan konular var, bize yönlendirerek bir kriminalize etme operasyonuna girdi. Ve kendine bağlı örgüt savcılarına da bu noktada talimat verdi. Yani bunu şeyi yapan örgüt savcısı daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı'na girmek için de başvurmuş ama yazdığı mektuplarda başvuru kağıtlarında farklı şeyleri yazdığı için, yalan beyanda bulunduğu için. Hangi savcıydı sayın? Hangi savcıydı? Sarıkaya. Ha, Sarıkaya, Sadrettin. Tutarsızlıklardan dolayı. Tabii. Yani Sadettin Sarıkaya'nın daha önce MİT'e başvurusu mu oldu? Evet. Yeni öğrenci girmek istemiş, sızmış. Tabii. Yani alınmıyor MİT'e. Şey oluyor, savcı oluyor. Gelip bu türden bir operasyon kendisine örgüt tarafından emir veriliyor. O da yapıyor. Şimdi burada tabii yani böyle bir konuda o zaman Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. Kendisiyle konuştuğumuzda tabii ki muazzam bir tepkisi oldu. Bu konunun söz konusu olamayacağını, kendisi hayatta olduğu sürece böyle bir şeye asla izin vermeyeceğini söyledi. Yani büyük bir liderin özelliği de kendi emri altında savaşan, ölüme giden insanların arkasında kaya gibi durmasıdır. Yani sizin için sır küpün dedi. Nerede söyledi? Sır küpün dedi sizin için Sayın Bakan. Siz bunu Cumhurbaşkanı nerede söylediniz? Yani bir orada da bir kritik zamanlama var ya. Şöyle Cumhurbaşkanımız ya yani böyle bir Cumhurbaşkanımız o gün Ankara'ya geldi. Biz zaten kendisiyle o gün buluştuk. Kendisine orada konuyu arz ettik. Zaten telefonda konuşmuştuk. Konuyu biliyordu gelmeden önce. Kendisi de yerel makamlardan bilgileri almıştı. Ama benim için tabii en önemli hassas yani kişisel dünyamda çok büyük iz bırakan bir konu. Bu konu tabii devam etti epey bir süre. Yani bir hafta 10 gün. O esnada Cumhurbaşkanımızın ameliyata önceden planlanmış bir ameliyatı söz konusu. Tarihi vardı. Tam da o zamanlara denk geldi. Ameliyata girmeden önce aradı beni. Ve o zaman tabii gerçekten yani kendisine asla borcunu ödeyemeyeceğimiz bir liderlik göstererek dedi, ben dedi hani giriyorum, ne olacağı belli olmaz ama teslim olmak yok. Yani bu telefonda oldu. Evet. Yani bu sizi anlatırken bile duygulandıran geldi bana. Yani ameliyata girerken bile bunu düşünüp söylemesi bilmiyor. O mu size aradı efendim? Yoksa siz mi aradınız onu? Yani kendisi aradı. Kendisi aradı. Ameliyata girmeden önce. Ve aynı şeyi daha sonra dönemin Adalet Bakanı'na da söyledi. Yani ben asla buna şey yapmayacaksınız. İzin vermeyeceksiniz. O dönem çünkü kanun değişikliği vardı. 26. maddede tabii değişiklik yapıldı. Sonra hayata geçti ve konu bir şekilde kapatıldı, yönetildi. O ciddi bir dönüm noktası. Yani FETÖ'nün bu noktada yani Ergenekon davalarından kazanmış olduğu bir hız var. O hızla geliyor. GES size devredilmiş o dönemde. MİT'e devredilmiş 1 Ocak tabii, 2012 itibariyle. Tabii. Yani geliyor. Ve bunu sisteme karşı baş kaldırıyor. Ve bunun kendi yanına kar kalacağını düşünüyor. Yani Türk devleti yüzyıllara, bin yıllara dayanan bir geleneği olan devlet. Yani kendi içerisindeki eşkıya ile
baş kaldıran insanlarla hangi yöntemlere nasıl mücadele edeceğini bilir. Buna yönelik toplumsal hafızalara kazınmış bir stratejik kültürü vardır, duruşu vardır. Bazen geç devreye girer ama girer. Öyle oldu. Ve girer. Teşekkürler. Peki eğer 7 Şubat başarılı olsaydı 17-25'e 2013 ve sonrasında 15 Temmuz'a gerek kalmadan bir FETÖ jüristokrasi rejiminde, istihbarat rejiminde, onların o yıllarca 2015'te propagandasını yaptığı muhaberat devletinde bir istihbari Orwell'vari 1984 ortamında mı yaşıyor olurduk? Yani sizin o operasyonun başarılı olması durumunda FETÖ ilk muharebeyi kazanmış mı olurdu? Yani FETÖ orada bir şeye kendince gidebilirdi ama yani ben yani milletimizin, Cumhurbaşkanımızın bütün yani bu milletin fertleriyle bu savaşı her halükarda yürüteceğini ben düşerdim. Ama benim arkamdan gelenler bu savaşı götürürlerdi. Yani bu millet teslim olmaz. Onu hesaplamadılar. Yani zannettiler ki bir grup mühendisi akıllı adamı etraflarında toplamakla, gece gündüz çalışmakla, Amerika'ya sırt dayamakla bu işler olacak. Yok. Kısa bir sorum daha var bu konuda Sayın Bakan. Paralel devlet kavramını o yıllarda 2011 sonu 2012 başı itibariyle ben sonradan gazetede yazmıştım ama siz kurum içinde Fethullahçı örgütün bir paralel devlet olduğunu dile getirip bu örgütle mücadele noktasında hızlı adımlar atmak gerektiğini söyleyen bir noktada idiniz. Bu konuda hani dediniz ya devlet biraz geç döner. Parti ve devlet bir yalnızlık hissi söz konusu olmamıştır ama Sayın Cumhurbaşkanı her zaman bu konuda çok güçlü bir irade gösterdi. O konuda müdahale, devletin müdahalesi hızlı yerinde ne kadar etkiliydi? Dediğim gibi yani tehdidi tanımlamak, tehdide bir sınır çizmek ve siz devletsiniz. Yani sizin mücadelenizin bir usulü olur, esası olur, hukuki dayanağı olur. Araçları hangi sınırla nasıl kullanacağınız belli. Bu istihbari yöntemler de olsa, hukuki yöntemler de olsa. Bunu yapmak zaman alıyor. Burada problemin büyüğü bizim örneğimizde, yani Türk devleti olarak, örgütün devletin bütün kurumlarına sızmış olması, yani sızmanın da ötesinde ele geçirmiş olması belli yerleri artık, emniyeti, yargıyı vesaireyi, yani böyle bir noktada olması. Şimdi burada bu kuşatma altındayken muharebeyi tersine çevirmek önemli. Denklemi oradan kurmak ve bu mücadeleyi yürütürken de Türkiye'deki yürüyen milyonlarca insanın yaşadığı sosyal ve ekonomik hayatta bir olağanüstülük görüntüsü vermemek asıl şey burada. Yani İncelik, bu bize, başarı, nüans burada. Yani bunu vermeden, bu görüntüyü vermeden, bu olağanüstülüğü vermeden bu kavgayı vermek, bu olağanüstü kavgayı vermek. Burada dediğim gibi yani Cumhurbaşkanımızın o noktadaki liderliği gerçekten yani bu milleti tarihi yolculuğunda çok önemli bir kilometre taşı diye düşünüyorum yani. Şimdi ben yine MİT'ten devam edeyim. Uzun süre siz tabii MİT'i yönetmiş birisiniz. Sizin döneminizde çok ya kurum olarak değişime dönüşüm yaşadı Milli İstihbarat Teşkilatı. Çok reformist bir yaklaşımımız var bu konuyla ilgili. Bize biraz o süreci anlatır mısınız? Sen yani MİT'in değişime dönüşümü nasıl gerçekleşti? O dönem Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı'na gönderirken verdiği spesifik bir takım çerçeve talimatlar oldu. Vizyona ilişkin konular oldu. Ya ben de zihinsel olarak açıkçası hazırdım. Yani yıllardan beri özellikle teorik çalışmalarda da bu konuda epey yoğunlaşmıştım. Birçok boyutunu da hani görme imkanımız oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'na geldiğimde öncelikle yerleşik usul ve esasların hani işleyişine ilişkin bir hani gözlem süreci oluyor. Oradaki arkadaşlar tabii hepsi çok vatansever arkadaşlar yani. Ama her vatansever arkadaş bulunduğu sistemin kendisine sağladığı imkan kadar performans ortaya koyuyor. Yani bireyler üzerinden değil de sistem üzerinden hani gidip olayı dizayn etmek gerekiyor. Şimdi ben daha önce TİKA'da da aynı şekilde reforma gitmiştim ama Milli İstihbarat Teşkilatı çok daha büyük, çok daha katmanlı bir yapı. Şimdi daha önceki tehditlere göre, Soğuk Savaş'a göre şekillenmiş bir yapısı vardı.
Aslında bu fevkalade uzun bir konu da burada özetlemeye çalışayım. Yani Soğuk Savaş'a göre... Bizim vaktimiz var. Eski bina bile öyleyiz. Evet, yani Soğuk Savaş'a göre... yani, şekillenmiş, yapılanmış bir şey. Daha çok o iç tehditlerin esas alındığı bir yapı. İç tehditlerde de belli. Yani terörle mücadele konularında oldukça iyi bir yapı. İçerideki ağı çok geniş ama dışarıda şey yok. Şimdi bizim içerideki tehditler, ben ilk önce şunu anlatmakla başladım. Yani içeride karşılaştığımız tehditlerin, yani bizim devletimizin şöyle bir özelliği var. Bizim de yani Türkiye'nin içinden neşet eden hiçbir tehdidi bizimle baş edemez. Yani onda bir sıkıntı yok. Onu ayakta kalamaz. Yani devletimiz o derece güçlü. Ama tehdit dışarıya kendini attığı zaman, dışarıdan kendisine üs ve dayanak bulduğu zaman orada yaşamaya devam ediyor. Yani burada çok fazla bir şey yapamıyor biliyor ama orada yaşamaya devam ediyor. Şimdi dedim ki ya bizim uğraşmamız gereken tehdit, tehditin ayağı dışarıda. Şimdi ilk önce şeye gidelim. Dolayısıyla dış istihbarata ilişkin, yani dışarıda istihbari faaliyete yapmaya ilişkin bir yetenek ciddi olarak geliştirmesi gerekiyordu. Bu hem insan istihbaratı ama bölgemize olan bazı jeopolitik gelişmeler bize başka bir yöntem var. Özellikle dost unsurların sevk ve idaresi ve örtülü faaliyet yeteneklerinin bir an önce geliştirmesi gerekiyordu. Yani teşkilat-ı mahsusadan itibaren biraz parantezize alınmış bir konuydu bu. Evet. Bunun da daha sistemli, daha uygun bir şekilde yapılması gerekiyordu. Yani geçmişte yani yapılanlardan aldığım derslerimiz var. Bunun yani yasasını geçirdik, mevzuatını çıkardık meclisten 2014 yılında. Dış istihbarattan sorumlu bir yardımcı atadık, stratejik istihbarattan sorumlu. Teknik... İlk sizin döneminizin mi bu atama oldu? Yani? Evet. Böyle bir pozisyon sizin döneminizde gerçekleşti. Evet. Birim bile yeni ihdas edildi. Evet. Dördüncü bir kadro istedik başbakanımızdan. Yardımcı kadrosu. Onu dış istihbarattan, stratejik istihbarattan sorumlu yardımcı yaptık. Ve ayrı bir disiplin yaptık. Yani aslında çünkü önceden şöyle bir şey vardı. Şimdi yetiştirilen bir memur her türlü tehdit için, her türlü coğrafya için, her türlü konu için. Bu olmaz yani. Burada bir branşlaşma, ihtisaslaşma gerekiyor. Kendi içeride terörle ilgili yaptığınız bir çalışma, biraz daha kolluk kuvvetlerinin çalışmasına benzer bir çalışma. Kendi ülkenizdesiniz veya kontrespiyonaj çalışması. Ama dışarıda yaptığınız çalışma öyle değil. Yapmanız gerekiyor. Orada ciddi bir yetenek geliştirmeniz gerekiyor. Çok da riskli. Yani. Evet yani onları geliştirmeniz gerekiyor. Bu bir yani insan istihbaratıyla alakalı. Daha sonra teknikle ilgili paralelinde inanılmaz yoğun çalışmalarımız oldu. Yani siber, sinyal, uydu haberleşmesi, analiz yöntemleri, bu konuda insan yetiştirilmesi, altyapı oluşturulması, yapay zeka, çok uzun büyük veri analizi, büyük veri sistemlerinin kurulması çok uzun yıllarımızı aldı ama gerçekten arkadaşlar oradaki sistemleri o kadar ustaca kullandılar ki Türkiye'de çok şükür yani hiçbir faili meçhul yabancı cinayetleri çok olurdu olmadı. Yani yapılmış bir eylem muhakkak kim yaparsa yapsın, hangi ustalıkla yapılmışsa olursa olsun hemen bulundu. Ve devleti çok şükür o noktada yani büyük bir şeyle karşı karşıya bırakmadan o reformlar getirdi. Bugün de sağ olsun arkadaşlar canla başla herkes çalışıyor. Özellikle PKK liderliğine yönelik yapılan operasyonlar ve geliştirilen yöntemler inanılmaz derecede önemli ve güzel faaliyetlerdi. Yurt dışında yürütülen yani burada tabii konuşamayacağımız çok güzel yani Türkiye'nin yani gerçekten göğsünü kabartan dost unsur harekatları oldu. Onlar şimdi de yani Milli İstihbarat Teşkilatı dünyanın dört tarafında gerçekten bizim menfaatlerimizi, değerlerimizi koruyacak dostlarımızın yanında faaliyet göstermeye devam ediyor. Sayın Bakan, dış politika ve dış ilişkiler, diplomasi genel olarak ki Rönesans'tan beri bir akrabalık söz konusu. Diplomasi ile istihbarat arasında sizin bir de güvenlik boyutuna önem verdiğinizi görüyoruz. Türk güvenlik bürokrasisi açısındaki yapılanma bağlamında bakarsak ve tabii o bahsettiğiniz iç dış istihbarat boyutlarının Türkiye'de terörün hem iç hem dış tehdit olmasını da göz önüne alırsak, gerçi daha çok dış bir tehdit olmaya başladı. Güvenlik bürokrasisinin dış istihbaratla, dış politikayla daha doğrusu öncelikle ve istihbaratla bağlantısı noktasındaki bu 13 yıllık ve artı bugüne gelinen noktada evrimi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi
Türk Milli Güvenlik Sistemi'nin yani son yıllarda özellikle evrilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonraki evrimi gerçekten tarihi nitelikli olan bir evrim. Devam da ediyor bu konuda atılanlar. Özellikle birkaç tane büyük konu oldu yapsal olarak. Birincisi dediğim gibi ben Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbaratta özellikle dışarıda yaptığı faaliyetler, istihbarat toplama faaliyetleri, gerek Silahlı Kuvvetlere verdiği bilgi, gerek Dışişleri Bakanlığı'na verdiği bilgi sistem iki büyük bir açığı doldurmaya başladı. Yine İçişleri Bakanlığı'nın yapılanma geçirerek jandarmanın bakanlığa geçişi, İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ve iç tehditten sadece polisin ve jandarmanın sorumlu olması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de artık görev sahasını tamamıyla bilip dışarıya doğru yönelmiş olması bize muazzam bir avantaj sağladı. Yurt dışındaki özel faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye, Irak ve diğer Afrika alanlarında Milli İstihbarat Teşkilatı ile çok ciddi bir senkronizasyon içerisinde olması muazzam bir çarpan etkisi yaptı. Bu yetenekler geliştirildi. Dolayısıyla bizim Suriye'de yürüyen operasyonlar, Irak'ta yürüyen operasyonlar diyelim, Libya'daki konu, başka yerlerdeki konu, Somali vesaire, silahlı kuvvetlerin için yani artık silahlı kuvvetler bu konuda daha odaklı, daha nitelikli çalışmaya başladı. Tabii sistem içinden bir de FETÖ'cülerin ayıklanması. Bu zaten hani sistemdeki asıl kanayan gizli yarayı da kapatmış oldu. Şimdi bundan sonra yani daha nitelikli çalışmaya devam etmek gerekiyor. Kapasiteyi sürekli arttırmak gerekiyor. Çünkü karşı karşıya kaldığınız tehditler, düşman değişiyor. Daha yaratıcı düşünüyor. Hep bir adım önde olmanın hedefi içerisinde. Bu odağı hiç kaybetmememiz gerekiyor. Dış politika, dış istihbarat ilişkisini sormuştunuz. Evet. Orada da yani dış istihbarat, ben yıllar önce bu istihbaratla ilgili tezi yazarken 99'da o zaman savunmuştum, 97'de şey yapmaya başlamıştım, araştırmaya başlamıştım. 96'da çıkmış bir kitap vardı, İstihbaratın Savaşta ve Barışta istihbarat Gücü diye. Bu İngiliz istihbarat sisteminden emekli olmuş Michael Herman diye bir adam var. Evet. Onun kitabı Intelligence, Power in Peace and War diye. 96'da yazmış emekli olduktan sonra. Daha sonra dersler veriyordu bu. Tezim için ona bakıyordum. Bir yerinde şeyi anlatıyor. Teknik istihbarat başarısına örnekler verirken İngiliz tarihinden Lozan Konferansı esnasında İngiliz istihbaratının Türk heyetinin telgrafını sürekli çözerek, deşifre ederek İngiliz müzakerecilerin önüne sürekli her sabah nasıl koyduğunu. Yeni rapor. Evet. Yani baştan hani müzakerelere başlarken karşı tarafın elinizi hani görüyor. Muazzam bir güç yani. Ha, tabii. Şimdi tabii bu yani erken yıllarda benim için inanılmaz derecede şey oldu. Yani bir teşvik edici oldu. Güç yani böyle bir gücü bizim bir ele geçirmemiz lazım. İki, bir daha böyle bir hataya düşmememiz lazım devlet olarak. Şimdi dolayısıyla dış istihbarat, dış politikada nasıl işinize yarıyor? Birincisi politika adı üstünde, yani karar verme ve politika oluşturmayla alakalı bir konu. Kapalı ve açık kaynaktan bilgiye ihtiyacınız var. Şimdi istihbaratın usulleriyle topladığı bilgiler sizin açık kaynaklardan ulaşacağınız bilgiler değil. Bir defa politika yapımına ilişkin. Yani bu politika yapımı çok yani afaki şeylerden bahsetmiyorum. Mesela diyelim bir yerde bir olay oldu. O olayı siz açık ve kapalı kaynaklardan niteliğini öğreneceksiniz ki devlet olarak dışişleri üzerinden nasıl bir tepki koyacaksınız? Ona yani Cumhurbaşkanımıza ne adı? Tabii. Yani resmi tepkiniz ne olacak? Resmi duruşunuz ne olacak? Politikanız ne olacak? Dostlarınıza ne tavsiye edeceksiniz? Şimdi politika yapımına yönelik bir şey var. Dolayısıyla oradaki bilgi toplanması ve buraya aktarılması fevkalade önemli. Ben onu MİT'teyken de yani hep kurumsallaştırmaya çalıştığım konu oydu. İkincisi istihbaratın bilgi kaynağı olmayla beraber bir de dış politika aracı olduğu bir konu vardı. Nasıl oluyor? Yani terörle mücadelede bir dış politika aracınız olabiliyor. Örtülü faaliyetlerde bir dış politika aracı olabiliyor. Yani bir dış politika hedefini gerçekleştirmeye yönelik elinizde bir araç. Yani teknik yardım nasıl bir araç? Kültür ve eğitim nasıl bir araçsa? Ekonomik konular nasıl bir araçsa? Silahlı kuvvetlerin faaliyetleri nasıl bir araçsa? İstihbari faaliyetler de sizin bir aracınız oluyor genel dış politika içerisinde. O yani oradaki kabiliyete göre
özellikle sıkıntılı coğrafyalarda, çatışma bölgelerinde gerçekten dış politika hedeflerine ulaşmada istihbaratın muazzam bir araçsal görevi var. Dışişlerinin de tabii onu çok yakından görmesi ve kıymetlendirmesi gerekiyor. Şimdi benim oradan buraya gelmemle beraber, yani bu intibakı hani tamamlamada devlet adına, kurumsallaştırmada, sistemleştirmede ve milli güvenliğimize yeni bir kabiliyet alanı kazandırmada çok şükür bir şey oynuyoruz. Daha önce hani bunu biz silahlı kuvvetlerle yapmayı başarmıştık. Şimdi dışişleriyle de bu entegrasyon işini, koordinasyon işini yaptığımız zaman ki iyi gidiyor orada. Arkadaşlar iyi gidiyor, İbrahim Bey de iyi gidiyor. Yani zaten uzun yıllara dayalı çalışmalarımız var. Yani biz dış politikadaki taleplerimizin ve ihtiyaçlarımızın ne olduğunu istihbarat servisine net olarak aktarmalıyız ki onlar da sınırlı imkan ve kabiliyetlerini önceliklendirmede ve odaklandırmada yol haritası olsun elinde. Oradan gelen bilgiyi de dış politikayı uygulayan diplomat iyi kullanmayı bilmeli ki kendisi bir avantaj sağlasın. Bu sistemi kurmuş, bilgiyle hareket eden sistemler ileri gidiyorlar. Yani özetle bu. Bir eşgüdüm ve bir koordinasyona işaret ediyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı'na geldiğiniz süre boyunca da bu son bir yılda Dışişleri Bakanlığı içerisinde hariciyede bazı değişiklikler gördük. Bunlar da emel neydi? Bu amaç istihbaratla koordinasyon eşgüdümü sağlamak mıydı? Bunun dışında atılan yeniliklerde, girilen adımlarda başka bir gerekçe var mıdır? Yani geldiğim yerlere gerçekten sistemik bir gözle bakmaya çalışıyorum. Orada tabii hükümetimizin bir vizyonu var, onu yansıtmaya çalışıyorum. Bir defa emsallerinin içerisinde temas etmesi lazım. Yani bizim devletimize ait kurumların dünya üzerindeki emsalleriyle daha iyi rekabet eder bir durumda olması lazım. Hem bizim milletimize daha iyi hizmet etmesi hem de menfaatlerimizi daha iyi savunması için. Yani Dışişleri Bakanlığı, daha önce de söyledim, milli güvenlik sisteminin bir parçası. Yani bir defa bu gerçekle hareket etmemiz lazım. Bizim milli menfaatlerimizi hayata geçirmede, savunmada önemli bir yer. Buradaki yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekiyor. İhtiyaçlara uygun şekilde. Bunu yani personele dayalı kısmı var. Alınan personelin eğitilmesiyle alakalı akademideki yapılacak reformlar konusu vardı, onları hallettik. Daha sonra organizasyon şeması ile ilgili ve ihtisaslaşmayla ilgili konular var. Şimdi uluslararası teşkilatlarda bir ikilem sorunu vardır. Yani bölge ile disiplin hep çatışır. Ve bu iki alanı sistem kurucu nasıl yönetecek ve nasıl kurgulayacak? Bu bir sorun alanıdır. Ya ben işte kaderimiz hep bu türden kurumlar yönetmek düştüğü için bu konuda gerçekten bir şey geliştirdik. Şimdi buraya geldiğimde Milli İstihbarat Teşkilatı'ndayken bu çok uzun zamanımı almıştı. Benim bu denklemi altın oranla kendi zihnimde oturtmak. Ama buraya geldiğimde gerçekten o gelmiş bu sıkıntı olmadı. Yani coğrafyalar, şimdi bizim şu anda reform olarak söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanımızın Afrika konusunda ciddi bir hassasiyeti var. Afrika büyük bir kıta. Burayı haritada göründüğünden büyük. Tek genel müdürlükle bakamazsınız. Burayı yani orta, güney, batı diye bölmeniz lazım. İşte üçe çıkarttık şimdi genel müdürlük olarak. Çünkü Afrika bizim için bir fırsat alanı. Şimdi dış politikada hep bir karartmayla karşı karşıya kalmışız. Tehditlerle gözümüz hep şey olmuş. Karartılmış. Şimdi MİT'teyken hep savunduğumuz o vardı. Yani biz devlet olarak öyle bir yapıda olmalıyız ki tehditlerle fırsatları aynı anda yönetebilecek durumda olmalıyız. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda da hep onu, şimdi tehditimize de adam gibi sahip çıkmalıyız, odaklanmalıyız, fırsatlarımıza da. Şimdi nedir tehdit alanı? Daha doğrusu krizlerinden çok çıktığı yer. Şimdi Irak alanı bizim için bir problem. İran alanı çok yakından bakılması gereken bir yer. Şimdi bunun beraber bir şey yaptık. Bir genel müdürlük yaptık. Suriye zaten önceden genel müdürlük yapılmıştı. Hakeza Türk Devletler Teşkilatı ve Türk Devletleri bizim için bakılması gereken özel bir alan. Burayı yeni reforma ayrı bir genel müdürlük yaptık. Amerika kıtası, özellikle Güney Amerika, İspanyolca konuşulan alan, Orta Amerika ile beraber Meksika'nın altından itibaren çok özel ilgilenmesi gereken bir yer. Ayrı bir ihsas, orayı ayrı bir yer yaptık. Bu türden yerlerin sayısını arttırdık, bölgelerle alakalı odaklanmayı. Aynı zamanda disiplinleri de netleştirdik. Şimdi
Ben Afrika ile ilgilendiğim zaman hangi boyutlarıyla ilgileniyorum? Ekonomi, kültürel, siyasi, askeri, zaman zaman terörle mücadele konuları oluyor. Turizm konuları oluyor. Bilim teknolojiyle konuları vesaire. Şimdi bir bölge hem bütün bu konulara bakıyor. Bir de bizim disiplin genel müdürlükleri var. Uluslararası ekonomik ilişkiler. Uluslararası güvenlik. İstihbarat ve güvenlik. Denizcilik. Ondan sonra kültür. Göç meselesi ciddi bir meseleydi. Bu konuya biraz bakmamız lazımdı. Göç politikaları ve vize işlemlerine ayrı bir genel müdürlük yaptık. Yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili ayrı bir genel müdürlük kuruldu, konsolosluk işlemleriyle ilgili. Bunlar küresel manada sorunlarla ilgileniyorlar. Bir bölgeyle değil, bu disiplinle alakalı. Şimdi bu denklemi kurup, aynı, çünkü bizim görevimiz yasayla, daha önce de söylemiştim, Cumhurbaşkanımızın belirlediği o dış politik vizyonu uygulamak ve koordine etmek. Bunun için ekonomiden güvenliğe bütün konuların devlet içerisinde hangi aygıtımız ne yapıyor ona bakmamız gerekiyor. Şimdi 19. yüzyıl diplomasisinde şöyle bir şey vardı. Eskiden sadece dışişleri bakanlıkları dış temaslarda bulunurlardı. Artık 21. yüzyılda bütün bakanlıklarımızın, bütün kurumlarımızın muazzam bir dış ilişkiler trafiği var. Muazzam. Yani bu da çok gurur verici bir şey. Hepsi muazzam bir dış ilişkiler trafiği içerisinde. Fakat devletin genel dış siyasetinin ne olması gerektiği ve bu dış ilişkiler trafiği giderken kurumlar tarafından, devlet adına, herkes kendi alanında götürüyor. Büyük resmin ne olduğu, envanterin ne olduğu ve tespit edilen, tayin edilen politikaya göre hangi dış politika aracına ne zaman yeşil ışık, ne zaman kırmızı ışık yakılacağı geri meselesini, yani Cumhurbaşkanımıza bilgilendirmesi konusu, bu Dışişleri Bakanlığı'nın konusu. Bunu hayata geçirebilmeniz için işte bu türden bir yapılanmaya gitmeniz gerekiyordu. Biz 3 tane yöntem geliştirdik. Yani dedik ki envanterini tutacaksınız, koordine edeceksiniz ve strateji oluşturacaksınız. Geri kalan, yani bütün bu yürüyen bu büyük dış ilişkiler matriksinin biraz fazla mı yoğun oldu? Estağfurullah. İlgili dinliyoruz. Yani ben bu konu çünkü benim tutkum olduğu için saatlerce konuşurum. Hayır, bize saatlerce dinleyebiliriz. Özel bir noktaya getirdiniz aslında. Müsaadenizle oradan devam edeceğim ben. Tabii bizim halkımız istihbaratı, işte casusluk, işte bir takım özel ve gizli operasyonlar yapma, bu noktada etki üretme olarak görüyorlar ve tanımlıyorlar. Özellikle gençlerimiz. Ama sizin anlattıklarınızdan istihbaratın çok daha ötesinde çok daha geniş bir alan olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi ben bununla ilgili topluma vereceğiniz mesaj nedir onu çok merak ediyorum ama şimdi tabii işin açık diplomasi tarafındasınız. Önceden kapalı diplomasi tarafındaydınız ve bence insanlık tarihiyle ilgili son derece önemli büyük bir başarının altına imza attınız. Ukrayna Savaşı ile ilgili Amerikan istihbarat başkanını Rus istihbarat başkanını Ankara'da bir araya getirmeye başardınız. Bunu nasıl yaptınız? Bu yani bu istihbarat diplomasisi ile ilgili bu başarıyı nasıl yaptınız, nasıl ortaya koydunuz ve sonuçları insanlık adına nasıl bir katkı üretti? Bunu çok merak ediyorum. Bu hani açık kaynaklara taraflar tarafından verildiği için yani konuşmada beis olmayan bir konu yani sınırları içerisinde. Yoksa bizim zaten tercih edilmemizin sebebi yaptığımız hiçbir konuyu konuşmamamız. Yani insanlar bu konuda size güveniyorlar. Bir defa güvenilir bir ortak olmanız önemli yani taraflar nezdinde. Yani bu insanlar sözün eridir, profesyoneldir. Yani hem söylediklerini uygularlar. Söylediklerini uygularlar. Bir de yani konuyu biliyorlar. Bu devletin ağırlığı, bu iki süper gücün arasındaki meseleyi anlamada ve yönetmede yani kifayet edecek kadar var. Orada ortada durmak da büyük mesele bu iki büyük güç. Yani o konu tabii önemli. Tarihi bir görüşme oldu ifade ettiğiniz gibi. Yani her iki tarafın da hani birbirinin hani pozisyonunu yokladı, bir yere gitmeye çalıştı. Daha sonra ben taraflarla uzun uzun görüştüm. Bir görüşmeydi. Belki yıllar sonra açıklanabilir ama ben o görüşmenin dünya barışı için fevkalade önemli bir tarihi görüşme olduğunu düşünüyorum sonuçları itibariyle. Temel faydası neydi? Nükleer silahları kullanmaması meselesi. Sizin bir sorunuz vardı, buyurun. Tabii yani bu işte Soğuk Savaş dönemini yansıtan bir buluşma açıkçası o casus takaslarında olduğu gibi.
Siz tabii teziniz bağlamında düşünürsek Sayın Bakan, 1999'da iç ve dış istihbaratın ayrılması modelinin incelenebileceğini söylemiştiniz Türkiye için. İngiltere modeliyle Sovyet modelinin bir terkibi olduğunu da söylemiştiniz. Terörle mücadele az önce dışişleri ve istihbarat boyutuyla ayrı ayrı anlattınız. Terörle mücadele bağlamında bakarsak iç dış tehdit biraz dışarıya taşındığı için terör tehdidi Irak, Suriye ve FETÖ'de bir diaspora örgütü olduğu için iç dış istihbaratın ayrılmasına genel manada nasıl bakarsınız? Ülkemize uyar mı? Ne dersiniz? Bu konuda esas itibariyle bizim bir tarihi yolculuğumuz var. Yani FETÖ ile mücadele içeride bu kadar yoğun zamanımızı almasaydı belki belli konuları daha erken yapmamız mümkün olurdu. Ama belli bir istikamette devam ediyoruz. Türkiye'nin içeride gerçekten emniyet ve jandarma şu anda konsolide oluyorlar. Güzel bir işbirliği var orada. Türkiye'nin geneline yaygınlaşmış durumdalar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınırlı imkan ve kabiliyetlerini yurt dışına daha fazla ayırması fevkalade önemli. Casuslukla mücadele, kontrespiyonaj dediğimiz konunun şu anda uzmanı Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu konu, burada da muazzam işler yapılıyor. Yani bu konunun da dünyadaki diğer büyük devletlerde olduğu gibi artık belli bir zamanla bu içerideki oluşuma belli bir aşamayla devredilmesi ve bir tamamıyla dışarıya, dış hedeflere odaklanmış bir yapı içerisinde olmamız gerekecek. Yani Cumhurbaşkanımızın da başbakanken en başta 2010 Mayıs'ında ben MİT'e giderken verdiği talimat buydu. Biz bunu yıllar içerisinde devletteki o doğal dengeyi bozmadan, bir olağanüstülük görüntüsü vermeden ve tehditlerle mücadele ederken, çünkü belli kurumların yeterliliği var, belli kurumların yetersizliği var ve devlet terbiyesi gereği her konuyu açıkta konuşamazsınız. Hele beraber omuz omuza çarpıştığınız kurumlarla ilgili konular söyleyemezsiniz. Onlar da sizinle ilgili söylemezler. Bu devlet terbiyesinin bir gereğidir. Ama devlet kendi içerisinde doğru olanı, doğru örnekleri görmesi lazım. Ben o günkü yazdığım tezin hala arkasındayım. Çünkü yani uygulanmış örnekleri başarılı. Peki çeyrek asırda çok kısa bir cevapla hal olacak bir soru. 1999'dan bu tarafa ilk, yani dünyanın etkili servisleri arasında hangi noktaya geldi Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat teşkilatı? İlk ona girer mi mesela? Kesinlikle girer. Son bir soru da benden olsun Sayın Bakan. Şimdi Dışişleri Bakanlığı görevindesiniz. Bir yandan da bir akademisyen kimliğiniz de var. Röportaj içerisinde zaman zaman çeşitli okuduğunuz kitaplardan atıflar yaptınız, alıntılar yaptınız. Ben de merak ettim, acaba şu an hangi kitabı okuyorsunuz? Bu da benim çok dikkatimi çekiyor. Bu kitapta dediğiniz ne vardır? Böyle bir pasaj var mıdır? Paylaşır mısınız bizimle diye. Ya gerçekten kitap okuma meselesi bir tutku yıllardır. Her gittiğim yerden çok sayıda kitap alıyorum. Arkadaşlar bilirler, ilk gittiğimiz yer kitapçılar. Çok sayıda kitap alıyoruz. Size de kitap hediye ediyorlar. Evet, herkes, servis başkanları. Servis başkanları veya şimdiki diploma bakan arkadaşlar sürekli eski tarih kitapları bulup getirip hediye ediyorlar. Yani süreç içerisinde din, felsefe, psikoloji, tarih, derin tarih, artık tarih usulleri, artık her türlü metni okuyorsunuz. Teknolojiyle ilgili okumalar fazla. Yeni çıkan kitapları takip ediyoruz. Bir dönem geliyor, aynı anda 3-4 tane kitabı tabii sürekli okuyorsunuz ve kitap okumayla ilgili farklı alışkanlıklar geliştiriyorsunuz. Bu sıralar ve çok kitap okudukça da bir noktada şeye geliyorsunuz. Artık yani ortak paternleri görüyorsunuz. Diyelim yani sorularla başlıyorsunuz kitap okumaya. İşte Avrupa tarihi, Avrupa halkları nasıl oluşuyor, Orta Doğu halkları nasıl oluşuyor, kadim halklar nasıldı, işte birçok konu. Şimdi geçenlerde Çin'le ilgili. Çin'le ilgili. Çin kültürüyle alakalı çok orijinal bir kitap. Artık ağır çekimde gidiyorum çünkü onunla kavga ediyorum biraz. yani seyahatler esnasında. Yatakta da başımın ucunda dönüp bakıyorum. I Ching diye bir kitap. I Ching. Değişimler kitabı. Book of Changes diye İngilizce'ye tercüme edilmiş. 1920'lerde, 30'larda 25-26 sene Çin'de kalan bir Alman sinolog var. Richard William diye. Bu şahıs bu kitap. Bu kitap milattan önce 1100-1150'lerde varoluşa gelen bir kitap. Yani anonim bir kitap. Antik Çin'den sonra. Biraz Antik Çin'den sonra.
Sonsuz da çok önce. Pardon, önce. Ben milattan önce. Yani. Konfüçyüs'ten de önce. Evet. Biz mesela Çin kültürüne ilişkin yüzeysel yaptığımız okumalarda yani Konfüçyüs adına yazılmış, hani Sokrates'in anlatıldığı gibi diğer analekler var. Analekleri hep okurduk. Daha sonra Çin kültürüyle ilgili kitaplar vesaire. Şimdi ama bu daha sonra benim hani varlığını gördüğüm bir kitap. Bayağı da kalın bir kitap. Türkçesi yok anladığım kadarıyla. Yok. Almanca çevriliyor. Almanca bu kitap ilginç de bir hikayesi var. Siz bu Almanca'dan mı? Yok. Daha sonra bu Carl Jung'un İsviçre'de. Carl Gustav Jung, psikanalist. Bu I Ching olayına, yani bu felsefeye muazzam merak sarıyor. Onunla ilgili muazzam görüşleri var. Ve bir talebesine, orada ihsas yapan bir İngiliz talebesine diyor ki ya bu kitabı şeye tercüme ettir. Hayırlı bir iş yapmış. İngilizce'ye. İngilizce. Ve bu adam 15 sene boyunca uğraşıyor, bu kitabı İngilizce'ye tercüme ediyor. Birkaç tercümesi var ama en güzeli bu. Çünkü aslında tercümeyle beraber tefsir yapıyor. Yani Alman bunu bir Çinli üstadla yapıyor bunu. Yani çünkü hangi kavram hayatta karşılığı nedir? Çünkü okudu bu kitabın özelliği şu. İçinde bu Çin kültüründe doğayı ve insanlığı anlatış var. Aslında Yang ve Yin dedikleri tamamlanmışla kırılmış olanın, hayatta zıttıyla var olan her şeyin bir araya gelişiyle hayat nasıl ifade ediliyor? Şimdi derin felsefeye indiğiniz zaman nedenselliğe baş kaldıran, nedenselliği reddeden bir kitap bu kitap. Yani daha sonra, yıllar sonra Gazali reddediyor, İbn Arabi başka şekilde reddediyor. Yıllar sonra da kuantum fizikçileri parçacık fiziğine bakarak diyor ki ya bu nedensellik burada işlemiyor diyor. Bu biraz nedenselliği bizim anladığımız şekilde yapmıyor. Jung bu kitaba çok değer vermesinin sebebi, kendisi ön sözünde uzun uzun yazıyor. Diyor ki doğada anlamlı olup ama sebebini ifade edemediğimiz çok sayıda olay oluyor. Bir senkronizasyon adını veriyor. Bir uyumluluk adını veriyor. Buna Çinliler bu değişim kitabında başka bir izah getiriyorlar aynı olaya. Uzun uzun anlatıyorlar. Hexagramlar var orada, şekiller. Tabii bu derin bir felsefesi var ama bunu uzun yıllar Çinliler kendi geleceklerini okumada kullanıyorlar. Yani benim hayatımda ne olacak, gelecekte ne olacak falan diye. Şimdi tabii Çin'in kendine ilişkin iç felsefesini, yani burada benim için önemli olan hani anlatılan bilgilerden itibaren, yani 3000 yıl önce yaşamış insanların bu kadar analitik, bu kadar bir de paterne dayalı, şekiller üzerinden, hexagramlar ve trigramlar üzerinden düşünür durumda olması ve hayata ilişkin felsefeyi, yani şeyden çağda, antik çağa, daha antik çağdasınız ve bu kadar derin bir bilgi. Yani bu önemli bir şey. Çinli mevkidaşlarınızın bilgisi var mı kitaptan? Konuştunuz mu onlarla? Ben I Ching'i yemek yerken Wang Yi ile konuştum. o bana dışları var. Haberdar Türkçe'ye de çevrilsin bu kitap. Haberdar mı, okumuş mu o da? Bu röportajdan sonra olacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Çok değerli, çok verimli bir söyleşi oldu bizler için de öyle, izleyicilerimiz için de öyle. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuğumuzdu. Gazeteci Ferhat Ünlü, akademisyen Abdullah Ağar ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve bendeniz Sena Hakan sorduk. Kendisi yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la özel röportajımızı burada noktalıyoruz. Bir kısa ara vereceğiz, ardından açık ve netle biz konuşmaya devam edeceğiz.